Baskına kimler katıldı? Siyasi ve askeri sonuçları ne oldu? Bu mücadeleye katılanların akıbetini biliyor muyuz? Selim Çürükaya Yan Etki'de bu hafta o dönemin en önemli isimlerini konuk ediyor. Selahattin Çelik ve Nizamettin Taş 15 Ağustos atılımı olarak adlandırılan olayları anlatıyorlar. Sakın kaçırmayın. Sevgili seyirciler, iyi akşamlar. Bu hafta sonu çok önemli iki konuğumla birlikte çok önemli, yani biz Kürtlerin tarihinde çok önemli bir yeri olan bir konuyu detaylı olarak tartışacağız. Sayın Selahattin Çelik ve Sayın Botan bu olayı herhalde Kürtler içerisinde en iyi bilen iki arkadaştır. Onun için onları konuk ettik. Selahattin, hoş geldin. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Eyvallah. Botan, sen de hoş geldin. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Saygılar sunuyorum. Seni her ne kadar zor tutmuşsak da kusura bakma. Aslında bizim konuyu bilen başka bir konuğumuz daha vardı. Ama çeşitli nedenlerden dolayı bize neden katılmayacağına dair, yani bazı kabul edilebilir nedenleri söyledi. Biz kabul ettik. Daha önce söz vermişti. O nedenleri kabul ettik. Onun için katılamadı. Fakat biz zannedersem tartışmayı detaylı bir biçimde sürdürebiliriz. Onun için konuyu nereden nasıl başlayalım sorusuna cevap olarak ben diyorum ki biz önce 15 Ağustos silahlı mücadele başlamadan önceki Kuzey Kürdistan'ın kısa durumu, yani Kuzey Kürdistan'da vaziyet neydi? Bir onu Selahattin bize anlatsa, sen de gerillada, yani silahlı mücadele başlamadan önce gerillanın durumu neydi? Bu iki konuya ama kısaca bir yanıt bize verseniz, ondan sonrasını tartışırız. Buyurun Selahattin. Bu tabii bizim için millet o zaman 12 Eylül darbesi. Yani darbeden darbe oldu. Darbe her şeyi değiştirdi. Onu ölçü almamız gerekiyor. Biz henüz genç bir harekettik o zaman. Birdenbire böyle bir darbeyle karşılaşınca tutuklanan tutuklandı. Diğerleri de bir yönünü Suriye ve Lübnan'a çevirdi. Filistin hareketi. O zaman o zamanki solculukta Lübnan, daha doğrusu Filistin direnişi bir kabe gibiydi. Silahlı direnişi de hemen hemen liberal örgütler dahil herkes benimsiyordu. Yani hiç silahlı mücadeleye yaklaşmayan bir örgüt bile teorik olarak, hatta pratik olarak öyle bir yapılanmaya gidiyordu. Şimdi o zaman şey vardı, bir yerde bir panik vardı, bir kaçış vardı. Çünkü tutuklanan cezaevine giriyordu. Cezaevinde de işte işkenceler öne çıkıyordu. Halkta bayağı sinmişti, bir çekince vardı. Bizim halkla da ciddi bir kopukluğumuz oldu o zaman. Biz yani Lübnan'a ve Rojava'ya diyelim, Suriye'nin egemenindeki Kürdistan parçasına geçenleri kastediyorum. Bizim için o zaman bütün çalışmamıza yön veren ana öğe cezaevleriydi o zaman. Yani biz kendimizi, yapımızı güçlü tutmak için cezaevi direnişlerini sembol yapıp biraz halkın işte rejime karşı tepkisi kazanmak için onu işliyorduk. Avrupa alanı yeni açılıyordu. Dolayısıyla bizim Lübnan'a çıkanlar, Filistinler içinde kamp kurup örgütlenenler, aslında biz yani bilinçli bir baştan bilinçli bir yapılaşmanın içine girdik. Yani yönümüz kabaca belliydi. İşte silahlı mücadele, silahlı direniş,
geri dönme, intikam alma. Yani bu baştan beri belliydi. Dolayısıyla bizim planlı bir çalışmamız vardı. Yani bir tesadüf değildi. Okuduğumuz kitaplar, bir araya gelmemiz, silahlı direniş, Avrupa açılma, ülkeyle ilişki, Güney Kürdistan'a gidiş. Ben bunların hiçbirine, yani başında olduğum için izleyebildim. Hiçbiri tesadüf değildi. Dolayısıyla silahlı direniş ve 15 Ağustos eylemine karar verildiğinde o çalışmaları biz temel almak zorundayız. Yani o çalışmaların sonucu oldu. Ona geçmeden önce şunu söyleyeyim. Mesela diyelim ki hani ülkede diyorsunuz ya 12 Eylül belki seyirci, belki bugünkü nesil 40 yaşında olanlar bilmezler. Yani 12 Eylül gelmiş, halk üzerinde büyük bir baskı var. Ülke hapishaneye dönmüş, hapishanelerde insan çığlıkları yükseliyor. Yani herkes böyle bir yerden bir kurtarıcı bekliyor. Böyle bir ortam, böyle bir düzen kurulmuş. Yani Kürtçe kimse şarkı söyleyemiyor. Hatta Musa Anter'in deyimiyle kimse Kürtçe ıslık çalamıyor. İnsanlar tutuklanıyor. Her taraf hapishaneye dönmüş. Yani böyle bir ortam var. Şimdi biz tek değiliz o zaman. Yani onu da belirteyim. Yani biz Lübnan'da da tek değiliz. Güney Kürdistan'da da tek değiliz. Biz esas olarak Lübnan'daydık. Fakat diğer örgütler de var. Mesela Dedekade vardı, Rızgari vardı, Kava vardı. Yani bunların da küçük de olsa Filistinlerin içinde bunların da birimleri vardı. Bir de tabii o zaman yani bugün görülmeyen ama o gün dikkate alınması gereken Doğu Kürdistan'da ve Güney Kürdistan'da direniş vardı. Doğu Kürdistan'da Kasimlo hareketi diye Doğu Kürdistan. Bazı Kürt örgütleri onlarla bizden önce ilişki kurup onların yanında kalabiliyordu. Yani bir sadece Lübnan değil. Örneğin mesela Özgürlük Yolu, Kemal Burtay'ın hareketi. Onlar bizden önce bağlantı kurmuşlardı. Onların içinde grupları vardı. Kavacıların vardı, Dedekade'nin vardı. Kokun vardı. Kokun Botan dahil olmak üzere Güney Kürdistan'a kadar yansıyan özellikle Botan bölgesinde çok güçlü bir temsili vardı. Silahlı güçleri de vardı. Fakat bir şey oldu. Yani ben yani Öcalan'dan yani kendisi o zaman böyle bir faaliyetin başında olduğu için ondan işte çarpıcı bir açıklamayı aktarma durumundayım. Diyordu bir maratondur bu. İpi göğüsleyen götürecek. Sanırım biz biraz daha isabetli değerlendirdik. Ve belki cezaevlerinin etkisi oldu. Yani ek olarak bir de Türk solu da var. Dev yolcular var, teslim töreciler var, diğerleri var. Yani çok hareketli, oraya akademik olarak, bir savaş alanı olarak değerlendirip çok güçlü bir yapı var. Bunlar görüşüyorlar. Neticede bazı örgütler bölündü. Yönlerini Avrupa'ya çevirdiler. Bazıları ülkeyi denedi, beceremedi. Sanırsam PKK bu konuda daha isabetli hareket etti ve değerlendirdi. Örgütlü bir çalışmaydı. İçinde zayıflıkları, yanlışları, bilmem iç çatışmaları da olan bir süreçti. Fakat onu o değil, sadece vurguluyorum. O tür şeyler de oldu. Güç getiremeyenler, yanlış yorumlananlar, muhalefete tahammül edememeler. Yani bunlar oldu ama söylediğim bu. Yanlış ve de doğru saptanmış bir çizgi vardı. Gelen insanlarla bu çizgi doğrultusunda planlı bir şekilde hazırlandı. Bize ekte eden faktör de önemli oranda propaganda olarak ruh olarak cezaevi direnişleriydi. Tamam. Bunu belki biraz abartıyorduk da. Tamam. Şimdi burada seninkini noktalayalım, sen buradan devam edersin. Şimdi Botan'dan benim sormak istediğim, yani bu ortamda işte diğer Kürt
solu, Türk solundan hareketlerde gitmiş hem Lübnan'a hem İran'a hem Güney Kürdistan'a, ülke içerisinde de yoğun bir baskı, bir zulüm var ve bu baskıya, zulme karşı ise cezaevlerinde direnişler var. Direnişlerin etrafında ailelerin desteği, işte gençliğin desteği gelişmeye başlamış. Bu yani gerilla grupları, siz Güney Kürdistan'da o zaman kaç kişiydiniz, gücünüz ne kadardı, yani küçük bir güçle neyine güveniyordunuz silahlı mücadeleyi başlatmaya veya ne için? Mesela bugün işte bazıları diyorlar ki PKK başka Kürtleri vurmak için bu silahlı mücadele başladı. Bazıları der ki, diyor ki işte içindeki tutuklu olan bazı kişileri öldürmek için silahlı mücadeleyi başlıyor. Bazıları derler ki işte bu Türkiye devleti provokasyon yapmak için. Ama gerçekten siz o zaman ne için silahlı mücadeleyi başladı? Yani neye inandınız, başlattınız? Yani sen ve o dönemdeki bu silahlı mücadeleyi başlatan arkadaşlar ne düşünüyorlardı? Şimdi 12 Eylül darbesi yapıldıktan sonra zaten Kuzey Kürdistan'da hemen hemen etkin kadroların tümü şeye çıktı. Yani Suriye üzerinden Lübnan'a, Filistin'de örgütlerinin yanına çıktı. Geride kalanların büyük çoğunluğu zaten yakalanmıştı. Yani adeta 12 Eylül'den sonra aslında 12 Eylül öncesinde çalışma yapan hiç kimse kalmadı. Önemli oranda tutuklanmayanlar şeye çıktı, Lübnan'a. Lübnan'da Filistinlerin yanında zaten takriben 2 yıllık bir askeri eğitim dönemi, askeri siyasi ideolojik eğitim dönemi yaşandı. Şimdi orada şeyin Selahattin dediği gibi cezaevi direnişinin şeye etkisi çok oldu. Yani silahlı mücadeleyi bir an evvel başlatma üzerinde belirleyici etkisi oldu. Veya PKK'nın ana gerekçesi buydu. Yani o dönemde işte cezaevinde büyük bir direniş var. Bu direnişin sahiplenilmesi gerekiyor. Bundan dolayı da silahlı mücadelenin başlanması gerekiyor. Yani aciliyeti bundan çıktı. Fakat normalde PKK'nın bir stratejik yaklaşımı vardı. Yani Bağımsız Birleşik Kürdistan. Bağımsız Birleşik Kürdistan'ı silahlı mücadele, gerilla savaşı yoluyla, halk savaşı yoluyla gerçekleştirmeyi amaçlayan bir örgüttü. Temel tezleri buna dayanıyordu. Bundan dolayı belli bir hazırlık yapıldıktan sonra birinci şey kongre yapıldı 81'de. 81'in sonu işte 82'ye doğru sonbaharında kongre yapıldı. Orada silahlı mücadeleyi başlatmak kararı alındı ve güçler, gerilla güçleri bu temel üzerine parça parça Güney Kürdistan'a taşındı. Güney Kürdistan temel üstlenme alanı, geri cephe olarak seçildi. Güney Kürdistan üzerinden başlangıçta keşif amaçlı gruplar kuzeye kaydı. Onlar belli bir hazırlık yaptılar. Zaten daha sonradan bu hazırlıklar üzerinde, hazırlık çalışmaları üzerinde 84'te 15 Ağustos eylemleri gerçekleşti. Şimdi 84'te mutlaka gerilla savaşının başlatılması gerekir. Tezi cezaevindeki direnişten dolayı acil olarak hayata geçirilmeye çalışıldı ama biz bağımsız, birleşik Kürdistan için, yani Kürdistan'ın kurtuluşu için zaten halk savaşına hazırlanmıştık 2 yıl Lübnan'da. Bu hazırlıkları zaten pratiğe geçirmek için de bir de Kürdistan'a döndük. Yani gerilla savaşını başlatmak amacıyla, Kürdistan'ı kurtarmak amacıyla hepimiz Kürdistan'a döndük ve bu temelde zaten 15 Ağustos eylemleri başladı. Evet. Sanatın yani mutlaka dinleyiciler merak ediyorlardır veya bu konuda yani tartışılmayan, tabu olan bir konudur. Şimdi normal PKK tarihini
yazanlar, yani resmi tarihini yazanlar veya o konuda konuşanlar sadece 1984'te silahlı mücadelenin başladığını, bunun Kürdistan işte tarihinde önemli bir kilometre taşı olduğunu söylerler ve sadece Mahsum Korkmaz'ın adını anarlar. Diğer geri kalan, yani bu silahlı mücadeleyi başlatanların resmi tarihte yerleri yoktur. İster sağ olanlar, isterse şehit olanlar. Şimdi siz bize bu iki grup, yani bir Şemdinli Erruh ve Çatak baskını, yani bir neden bu üç il seçildi veya ilçe, iki bu gruplarda yer alan kişilerin isimleri neydi, onları bilebiliyor musunuz, bize onları izah etseniz. Ben konuşma içinde bazı önemli şeyler sonradan insanın şeyine geliyor, aklına geliyor. Ben bir iki noktayı izninizle eklemek istiyorum. Şimdi bize cezaevinden şey geldi, görüş. Biz işte Filistin'e gidenler genellikle işte sol tendensli, Vietnam, şu kitapları okuyarak biz hemen bir eğitim görüp geri döneceğimizi sanıyorduk. Fakat Mazlum Doğan'ın bir yazısı geldi cezaevinden. Hazırlıkların en az 2 sene sürmesi gerektiğini belirtiyordu. Yani bu tabii çoğumuzda şok etkisi yarattı. Çünkü memleket özlemi var çoğu insanda. Gençler yeni evden ayrılıyorlar. Böyle profesyonellikleri de kısadır. Hepsi genç. O biraz şok etkisi yarattı. Bu nasıl 2 sene kalacağız biz burada? Fakat neticede kaldık. Hatta daha da fazla kalabilirdik. İsrail'in Lübnan'a saldırısı olmasa belki o süreç biraz daha uzayacaktı. Ben Doğu ve Güney, bu bir nokta bu. Diğer bir nokta da aslında kim akıl etmişse Doğu ve Güney Kürdistan'a darbenin hemen arkasından tüm güçleri Lübnan'a değil oraya da gidilmesi gerektiğine dair bir karar şey çıkmış ve öyle bir çalışma yapılmış. Yani bizim bir grubumuz Doğu Kürdistan'a da geçmiş ve oradan Güney Kürdistan'a geçmiş ve o grubumuz özellikle Kürtçe diline egemen olan grup, daha ziyade işte Batman, Diyarbakır oralardan Mahsun Korkmaz'ın bizzat örgütlediği bir grup. O gruptan da kimse şimdi yaşamıyor ama onlar biz oraya gitmeden, yönelmeden, hatta Abdullah Öcalan, Mesut Barzani ile bir araya gelip anlaşmadan çok önce o grup oraya gidiyor. Gerekli bir takım, çok gerekli önemli çalışmalar yapıyor. Ve onlar bağlantı kuruyor ve o bağlantı üzerinden gidişe biraz gidiyor. Biz ilk şey konferansı 1981 Temmuz'unda yaptık. Bu sonradan Beka adını alan Helve'de oldu o kampta. Orada aramızda ilk çelişkiler de çıktı. İlk gündeme getiren Resul Altınok oldu. Bu yani orada çoğumuz kavrayamıyorduk ama orada bir rahatsızlık gündeme geldi. Ya hangi konuda Resul ne diyordu? Yani ben onunla Lübnan'da da çok kaldım. Aynı evde kaldım. Benle Abdullah II, Mehmet Karasunlu. Yani şikayetleri vardı. Mesela bu Filistinlerle temas üzerinde bir şey oldu. O mesela örnekte o çok öne aldı onları. O yönle eleştirildi. Yani çok net değildi ama bir rahatsızlığı vardı orada. Onu ilk defa orada sezinledik. Çok net değildi. Zaten kimse net olarak kendi görüşlerini beyan edemez. Her baba yiğitin karı değil. Şimdiyken. Mümkün değil o. Çünkü ben izledim yani o tür problemleri olan Semir'e kadar. Herkes bir şekilde dikkate, çok dikkatli hareket ederek biraz kaçak dövüşme. Normal çünkü ölüm kalım sorunu o. Kongreyi de İsrail Lübnan'ın güneyini işgal edip işte
bizden de çok kişi İsrail eline geçip tutuklu olunca biz tabii o da bilinsin bir gizli bir şey değil. Biz Dara bu ilk Suriye ayaklanmasının 1911-12'de başladı. Dara'ya yakın çöl sayılan Ürdün Suriye hudutunda bir Filistin kampında yani kum fırtınası içinde 1982'nin Ağustos ayında. Kudüs Konya Temmuz'un sonu Ağustos'un başı. Yani bilebileceğiniz örgüte önderlik etmiş militan gerçekten kendini ispatlamış. Kadroların hemen hemen orada bulunan kadroların hemen hemen tüm katıldı böyle bir faaliyete. Ama o zamana kadar zaten Kürdistan'ın zorunlu rolüdür, ulusal kurtuluş hareketidir, şey ulusal kurtuluş mücadelesidir, programlar bir şey hazırlanmış. Orada sadece karar verildi. Orada da Çetin Güngör, yani Semir'in bir muhalif pozisyonu Resulünkünden çok daha belirgin olarak öne çıktı. Fakat yapı bir hedefe doğru endekslendiği için açıkça söyleyeyim o tür şeyler yapıda fazla çağrışım yapmıyordu. Çünkü herkes yönünü kuşanmış, hazırlanmış. Şimdi o yani, ben diyorum onu yani o ayrıca tartışılabilecek yani, konular. Yani bunlar vesileyle bir iki anı. Biz ülkeye yöneldiğimizde tabii şey, Botan söyledi. Yoğun keşif faaliyeti yürütülüyor. Güney Kürdistan'a yerleşince Lolan Şemdinli'nin karşısıdır. Biraz daha bu tarafa geliyorsun. Yüksek Ova'nın karşısı. Silopi tarafı da işte Roboski tarafı. Onlar da işte Şırnak, Uludere ve daha iç bölgelere Diyarbakır Kulp üzerinden ta Dersim'e kadar açılan kanallar. Bazıları da İran üzerinden Ağrı'ya kadar. Bunların hepsine keşif yollandı. Yani bu keşif sizin dediğiniz, yani siz mesela o gruplar gönderiliyor. Neyi keşfediyorlar? Yani öncü gruplar daha ziyade eski ilişkilerle irtibat. Arazi tanımı. Arazi de tabii onu da yapıyor ama salt arazi değil. Daha ziyade ilişki kurma. Daha ziyade eski ilişkiler kurma, yeni gençleri alma. Ve yoğun bir trafik oldu o zaman. Yani diyorsunuz ki işte 12 Eylül geldi, örgütün halkla ilişkisi koptu, yakalananlar cezaevine konuldu, yakalanmayanlar yurt dışına gitti. 3-4 yıl sonra yeniden keşif grupları göndererek deşifre olmamış veya eskiden örgütün ilişkide olduğu insanlarla ilişki kurma. Aynen. Ve çok isabetli bir evre bu. Çünkü şey, yani Lübnan'da olanaklar çok. Yemeğinden, sigarasından, elbisesine kadar. Bizim ülkenin savaş koşullarına hiç uymuyordu. Orada rahatlıkla eğitim gören bir kişiyi Kürdistan'a savaşa sürdün mü başta çok zorluk çekiyordu. Hayal kırıklığı da yaşayabiliyordu. Orada güç getiremeyenler de oldu. Epey ciddi bir dökülmeyi biz orada yaşadık. Ciddi engeller de çıktı. Yani şey asker başta değil geç uyandı ama uyanınca da biz ciddi darbeler yedik yolda. Yok, siz şimdi keşif grupları gönderdiniz. Silahlı mücadele yani 15 Ağustos'a gelmeden önce bu keşif gruplarının verdikleri bilgi böyle bir silahlı kalkışmaya elverişli bir durum mu? Yani size onun berleyici olan öyle bir değerlendirme değil. O zaten karar alınmış yönelim öyle. O yapılacak yani. Onun zamanlaması ve biçimi belki tartışılıyor. Bizim hareket alanımız zaten biz Güney Kürdistan'dan başladığımız için biz yönetim ve idari kademeleri biz orada kurmuşuz. Biz kuzeye yönelirken ana bölgeler zaten Van'dır, Siirt'tir ve Hakkari'dir. Yani Şemdinli'dir, Yüksekova'dır, Başkale'dir, Çatak'tır, Beytüşşabat'tır, Uludere'dir. İşte öyle gidiyor içeri doğru. Yani Botan denen bölgedir, Hakkari bölgesi ve Van bölgesi. Dolayısıyla bunlar ana hareket alanı olarak seçildi.
15 Ağustos'un eylemleri bu üç bölge içinde tespit edildi. Niye bu üç bölge? İşte orası seçiliyor. Hareket alanı orası seçiliyor. Çünkü orası daha müsait. Üç tane takım tespit ediliyor. Özel işte bir tanesi diyelim Botan'a, bir tanesi Van'a, bir tanesi de Hakkari'ye. Özel isimler veriliyor. İşte 21 Mart, 14 Temmuz ve 18 Mayıs yanılmıyorsa. Neden bu isimleri veriyorsunuz? Bunlar Kürdistan tarihinde anlamı olan günler. 14 Temmuz cezaevinden dolayı. 21 Mart Nevroz'dan dolayı. 18 Mayıs'ta sanırsam hakikare onları hatırlatır. Zannedersem üçü de cezaevi, Diyarbakır cezaevi kökenlidir. Yani 21 Mart 21 Mart ama daha mazlumla bütünleşti. Yani mazlum ama daha ziyade Nevroz. Evet, daha önce Nevroz'la da iki anlamı var. Mazlum da zaten Nevroz'dan dolayı 18 Mayıs zaten gene Diyarbakır cezaevi kaynaklıdır. Ferhat Gil'in 18 Mayıs'a denk getirmeleri Hakikare'nin Antep'te öldürülmesinden dolayı onlar. Ve siz grupları yani üç şehrin basılmasını Diyarbakır cezaevi direniş günlerine o gruplara o günlerini o gruplara isim olarak veriyorsunuz. Anlayabildim. Zaten bu konuda hemfikiriz. Bizim bütün çalışmamıza ideolojik olarak yani şey olarak sembol ruh olarak bizi yönlendiren cezaevi direnişi. Halk arasında da kullanılan buradaki şeyde tutulan savaşçıları da o dinamizmle tutuyorsun, o duygusallıkla, o baskıyla tutuyorsun. Şey diyorsun. Empoze ediyorsun, ısıtıyorsun, yönlendiriyorsun. Bu doğru bir şey. Ama 15 Ağustos'un bir özelliği var. Direniş bayrağını cezaevinden alıyor. Yani o bir tarih. Yani bir cezaevi direniş ruhu siz dışarıdakilerin ruhu haline geliyor. Gelin işte alıyor oradan. Artık bayrağı kendisi alıyor. Evet. Yani biraz propaganda da cezaevi düşüyor ondan sonra. Çünkü artık halka sunulabileceği, halka anlatabileceği bir şey var. Düşe sonradan öldürülüyor, oraya da geliriz. Onu da izah edeceğim. Oraya da yani bu üç takımda yer alan kişilerin sayısı sanırsam 20-40-70 kişi. Siyasi olarak da işine girenler hep 80-90 kişidir. Ama onun dışında Diyarbakır'a, Dersim'e, Ağrı'ya, Mardin'e ve direkt Lübnan, Rojava üstünden müdahale Diyarbakır'a kadar giden gruplar var. Ankara, İstanbul, İzmir'e müdahale ediliyor. Adana'ya müdahale ediliyor. Yani sadece bu üç takım yok. Yani şöyle bir şey diyeyim. Ülke içinde çok iyi eğitimli 200'ün üstünde kadro var. Savaşçı ve kadro. Lübnan'da yine onlara hizmet edebilecek 250-300 kişi sürekli var. Ve savaşa sürülmemiş Güney Kürdistan'da da yine en az 200 kişi, 250 kişi var. Ha, şimdi burada bizim önce bu üç takım yani Çatak, Eruh ve Şemdili. İstersen önce bir Kekbotan isim olarak kimleri tanıyor? Eruh grubunda mesela kimler vardı? Kekbotan'ı hatırlamadıklarını siz ekleyin ki kayıtlara geçsin. Şimdi zaten ben hiç uygun olmayan yerde şey yapıyoruz. Her an şarj da bitebilir. Onun için siz daha bağlantı kesilmeden biraz şey edelim. Evet. Biz konuşalım inşallah şey etmez ya. Herhangi bir problem çıkmaz ha. Başınızı iyi ayarlayın tam şimdi yaz. Tamam. Evet. Tamam. Eruh baskınına katılanlar Mahsun Korkmaz, Agit, Erdal, Mustafa Yönden, yani Bedran, Mehmet Sevgat, Şiyar, Kazım Ulu, Doktor Baran, Müslüm.
Doktor Baran olarak tanıyalım. Zaten Müslüm olarak evet, tamam. Müslüm Durgun. Müslüm Durgun. Şu andaki isimlerin yani Kemal var ama Emlük altından çıkakamayız. 60-70 sonradan şey çıktı. Neyse yani komuta yapısını ben şeydeyim. Bu yani bu Mahsum Korkmaz, Erdal, Şiyar, Bedran bunlar o komuta. Şeyin komuta yapısıydı. Evet. Evet evet. Ha. Samsun Mustafa Çimen de vardı. Diğer taraf ha Mustafa Çimen zaten Çimen. Onu söyleyecektim. Sonradan PKK tarafından vuruldu. Ya. O da komutandı. Yani yönetimde yer alanlardan bir tanesi de oydu. Şemdinli'de Gözlüklü Ali Abdullah II. O vardı. Şeyh Musa Yiğit. Sonradan tekrar yakalanıp itirafçı olanlar vardı. Kardeş. Şu anda ben bu isimleri şey edemem. Vardı. Çatak'ta da Terzi Cemal. Sanırsam Hırkala Kemal diye birisi vardı. Dersimde bir arkadaştı. Orada zaten eylem olmadı. Fakat eylemin gerçekleştiği iki saha Eruh ve Şemdinli oldu. Evet. Şimdi pratik olarak Eruh ve Şemdinli baskınları yani esas pratik amaç olarak Hezen Rızgariye Kürdistan yani Kürdistan Kurtuluş gerilla aslında ordulaşmasını hem gerilla savaşını başlatma hem de gerilla ordusunun ilanı bu gerekçeydi. Yani bu eylemler aynı zamanda gerilla savaşını başlatma ve gerilla ordusunu kurma amacıyla da gerçekleşti. Evet. Yani bağımsız Birleşik Kürdistan amaç, stratejik hedef. Bunu gerçekleştirmek için zaten halk savaşı sürdürülüyor. Onun ilk pratik eylem biçimi zaten işte o daha önceden sordunuz ya keşif amaçlı. O bir nevi silahlı provanda dönemiydi. Tamam. O hazırlıklar üzerinde 15 Ağustos aynı zamanda gerilla ordulaşmasının ilanı. Hezzin, Rızgariye, Kürdistan. Peki Botan sizin akünüz bitmeden önce ben Selahattin arkadaşla zaten tartışacağım. Siz bu konuda sizden yorum bekliyorum. Yani bugünün gözüyle, o günün gözüyle evet, değil. Evet. Şimdi esas siz, ben de onu şey etmek istiyordum. Evet. Şimdi siz baştan beri yani bu silahlı mücadele başladığından başlamadan önce yani orada varsınız. Evet, ve tamam. O arkadaşlarla hepsinle konuşmuşsunuz, beraber kalmışsınız. Aradan 37 yıl geçmiş. Siz mesela bugün sayarken ancak bir yöneticileri sayabildiniz. Hepsini hatırlamıyorsunuz. Normal, ben demin dedim. Normal. Hayır, şey dersen hatırlarım. Yani ama şu anda şey oldu. Ben evet, bir şey anlatmak istiyorum. Yani normal. Biz Kürtlerin ulusal kurtuluş mücadelesi değil de başka bir ülkenin, diyelim ki Vietnam ulusal kurtuluş mücadelesi, Cezayir ulusal kurtuluş mücadelesinde silahlı mücadele başladığında o mücadeleyi örgütleyen, o mücadelenin içinde sıradan ve üst düzeyde yer alan, katılan, başlatan, eğer ki o partinin tarihinde veya o ulusun tarihinde bu mücadelenin bir değeri, bir önemi varsa, normal başka bir ülkede olsa o insanların hepsinin heykelleri dikilir. Bugün size soru sorayım. Bugün bu mücadeleyi başlatanları hiç kimse yani halktan veya bugün işte bu mücadeleye emek vermiş, cezaevlerine düşmüş, akrabaları ölmüş, acı çekmiş. Kime sorarsan sor, kimse bunların kim olduğunu bilmez. Bir, neden bilmiyorlar? Resmi parti tarihinde ne için bunların isimleri yoktur? Neden hiç kimse hemen hemen yaşamıyor ve neden yaşanlar ihanetçi olarak damgalanmışlar? Bu konuda sizin yani yorumunuzu evet, beklerim, biz tartışırız. Şimdi biz bu
Şemdinli eylemlerini hayata geçirmeden önce sanırsam yaklaşık böyle bir ay önce Çırak'ta Selahattin Çelik de şeydi, yani o toplantıda vardı. Zaten orada eylemin planlanması yapıldı Çırak Dağı'nda. Bir ay önce, 15 Ağustos'tan önce. Şu anda sağ olan Selahattin'dir o toplantıda. Eru eylemine katılanlardan da sadece benim. Bir de sanırsam Mahmut kampında yaralanmış, şimdi oturmuş bir Selim Güyünal, yine Selahattin tanıyor. Ben onu kastediyordum. Yaşıyor değil mi o? Evet evet, o da, ama şey bırakmış, yani iki kişi kalmış. Onun Sarı dışındaki Sarı Baran Eruh eyleminde değil, Şemdinli tarafındaydı. Ha, tamam. Yani ben Eruh eyleminde bizimle birlikte şeye katılanları söylüyorum. Şimdi PKK de eğer şayet Agit, Mahsun Korkmaz, Erdal, onlar şeyi düşmemiş olsaydı bugün onların ismi de anılmazdı. Yani PKK yaşayanların onurlandırıldı, yaşayanlara mal edilecek bir şey, yani devrim hareketini mal edecek, onların emeğine saygı duyan bir hareket değil bir kere. Ama ölüleri de yok saymış. Ölüleri de yok saymış, doğru. Ama hangi ölüleri şey diyor, yani şehadete ulaşanlardan hangisini şey diyor, çok öne çıkartıyor? Onun şahsında partinin, PKK'nın propagandasını yaptığı oranda, ona yaradığı oranda onu öne çıkartıyor. Yani bir nevi aslında şehadeti, şehit düşen arkadaşları istismar temeli üzerinde PKK'nın propagandasını yapıyor. Yo, özellikle peki, bu. Yani o diğer şehitlere zaman biliyorsun resimlerini asar, ondan sonra Serkabunda üzerinde yazılar yazar, ama özellikle bu silahlı mücadeleyi başlatan ister sağ olanlar, sağ olanları zaten ya hain ilan zaten edilmiş, şey, ya, diğerlerini hiç bahsetmez. Yetmiyor. Yani bunlar bu işi başlattılar demez. Çünkü PKK'de bir sapkınlık var. Yani her şeyi önderlik şahsında, önderlik bütün hareketi yaratmış, milleti var eden güç. Dolayısıyla bütün değerlerin sentezi önderliktir. O ancak yüceltilebilir. Onun şahsında bütün değerler ifadesini bulabilir. Bundan dolayı şehitler buna hizmet ettiği oranda vardır. Onun dışında yoktur. Şimdi yani ben bir şey adamın için, var diyorsun, bir adamın var olması için diğerlerinin yok olması mı gerekiyor? Evet, bu? Evet, evet. Aynen öyledir. Yani şimdi PKK bak, geri çekilmeyi Güney Kürdistan'a değil Lübnan'a, Filistin'e yaptı. Filistin örgütlerin tümü aslında Baas tarzı örgütlenmeye sahip. İdeolojik olarak da böyledir Arap milliyetçiliği. Fakat örgütlenme sistemi tamamen Baas'ı esas alır. Yani Irak'taki Baas ve özellikle de Suriye'deki Baas. Şeyin ortalamasını şey dersek, Baas'la Sovyet sistem, biraz sosyalist kendini hareket olarak gösterdiği için Sovyet sistemiyle Baas'ın karışımı tarikat üslü bir sisteme sahip. Şimdi orada yüceltilen Saddam'dı. Yani Behun, Can Embiteran, Ey Saddam, yani Arapçasını bunlar zaten, bu sloganı biz oradan almıştık. Şey, Suriye'de aynı Esad için şey ediliyordu. PKK'de bu. Şimdi bu sistemi esas alan bütün hareketlerde liderlik kültü esastır. Ülke, halk, kadro, şehitler hepsi buna hizmet ettiği oranda bir değer ifade eder. Onun dışında herhangi bir değer ifade etmez. Şimdi ben peki 15 Ağustos mesela 40 yıl aradan, 38 yıl aradan geçti. Şimdi geriye dönüp baktığımızda tabii bir tarih yaşanmış. Şimdi olması gerekiyordu, gerekmiyordu, bunu tartışmanın anlamı yok, zaten olmuş. Şimdi bir tarihin tabii şüphesiz bilimsel temelde değerlendirilmeye tabii tutulması gerekiyor. Bu tarihin yeniden yazılması gerekiyor. Fakat şimdiden şüphesiz
15 Ağustos'un getirileri çok fazladır. Yani en bütün ondan sonraki 40 yıllık tarih bu temel üzerinde şekillendi. İdeolojik, siyasal, örgütsel, toplumsal, elde edilen kazanımlar, bundan dolayı tümden kötülemek, mahkum etmek, ajan bir hareket, bilmiyorum, devletle anlaşmış bir profanasyon, bunlara girmeye gerek yok. Ya onu sorayım. Ya bunlarla da bir dakika ben şeye getirmek istiyorum. Bunların farklı değerlendirilmesi gereken olaylar ama gerçekleşmiş ve bir de bu uğurda mesela bağımsız Birleşik Kürdistan amacı uğrunda şehit düşmüş binlerce, on binlerce insan var. Bir kan dökülmüş. Bunlar aslında bir parti de değil, öz itibariyle. Hepimiz Kürdistan kurtuluşu, bağımsız Kürdistan için katıldık. Parti bir araçtı. Bu açıdan PKK'ya sığdırıp, APO'ya sığdırıp bütün bu emek ve kanı inkar etmek doğru değil. Ama tabii muazzam bir şey de var. Sonuç itibariyle 40 yıl sonra geldiğimiz düzey var. Bunun göz ardı edilmesi de mümkün değil. Şimdi hataların temeli başta atıldı. Birincisi şeydir. Yani mesela biz 15 Ağustos'u gerçekleştirdikten sonra Türk devleti şok geçirdi. Tecrübesizdi. Biraz operasyon yaptı ve Eylül'den itibaren bütün güçlerini örneğin Kürdistan'dan kırsal kesimden çekti. Şehirler ve stratejik yol hatları dışında alan tamamen bize kaldı. Aşiretler bütünüyle silahlıydı. Örneğin yani on binlerce insan zaten Hakkari'de, Şırnak'ta, Mardin'de, Siirt'te silahlı hazır güçtü. Fakat yeterince örgütlendirilmedi. Bunda birinci pratik bir neden PKK'nın yani gerillanın tecrübesizliği göz ardı edilmemesi gereken bir konu. Fakat 40 yıl sonra baktığımızda bu kadar elverişli bir zemin yakalanmasına rağmen sonuç itibariyle şu anda gerilla eğer tasfiyenin eşiğine gelmiş, bağımsız Birleşik Kürdistan'dan vazgeçilmemişse bunun esas nedeni ideoloji ve siyasete aranması gerektiği yani sonucuna varıyorum. Şimdi bir kere PKK kendisini sosyalist, bu çok önemli, bunu şeyden çünkü zamanımız şey etmeyebilir. PKK kendini sosyalist şey etmesine rağmen bir ulusal kurtuluş hareketi öz itibariyle değil şu an mesela zaten vazgeçti. Ulusal hareket yani bağımsız Birleşik Kürdistan ulusal hareket gibi görünmesine rağmen Sovyet sosyalizmi ve Türk solundan etkilenerek aslında ulusal mücadele sınıfsal bakış açısıyla yani sosyalist devrimin gerçekleşmesi gereken ülkelerdeki mücadele biçimini eklektik biçimde Kürdistan'a şey etti. Ulusal kurtuluş mücadelesi ulusun kurtuluşundan çıkarı olan bütün sınıf tabakaları ittifak gücü olarak ele alması gerekirken PKK daha başından beri hatta 15 Eylül şeyden önce de 15 Ağustos'tan önceki yani darbeden önceki eylem biçimlerinde de mesela şeyi tespit ediyor. Diyor ki iç ihanet, feodal komprador yapı tasfiye edilmeden bağımsızlık elde edilmez. Daha başından itibaren PKK'nın ulusal çizgisi net değil ve sapmacıdır. 15 Eylül 15 Ağustos'tan hemen sonra halkı kucaklamayışımızın bir nedeni ulusal bir perspektifle soruna yaklaşmadık. Aşiretleri mesela Şırnak'ta örneğin bütün aşiret reislerini hedeflediğimiz için devlet biraz baskı uygulamıştı. Silah milah aldıklarından dolayı Beytüşebap'ta, Hakkari'de, Siirt'in önemli kesiminde tek bir ajanın olmadığı Siirt, Hakkari, Şırnak'ta bu sınıfsal bakış, güya sınıfsal bakış açısından dolayı bunları hedefleyerek tepkisel bir çıkış yaparak mesela aşiretlerden adam öldürmeye başladı PKK. Sonuç itibariyle 100 bin kişilik bir çete ordusu gerillaya karşı örgütlendirildi. Bu zemin Türk devletine verildi. Bunda PKK'nın ideolojik bakış açısının
yanlışlığı belirleyicidir. Tamam Botan, ben bir şey söyleyeyim. Şimdi bize yani hani tartışmalar birçok çevrelerin bize yönelik eleştirileri de var. Yani biz mesela eleştirel bakmamıza rağmen onlara da kısa bir mesela senin görüşünü almak istiyorum. Mesela bazıları der ki o zaman da diyorlardı, şimdi de diyorlar. Diyorlar ki işte silahlı mücadeleyi başlatmanın zamanı değildir. Bunlar işte anarşist, goşist, terörist, halka katliamla karşı karşıya bıraktılar. Bir, yani gelen eleştiri bu. Diğerleri, başka bir eleştiri derler ki işte 12 Eylül rejimi veya işte Türkiye devleti bir Kürt mücadelesinin patlak vereceğini biliyordu ve PKK'yı kullanarak o alanı ya toptan boşaltmak istedi veya kendi denetimini tam olarak kurmak istedi veya Türk ordusu Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir savaşa girmemişti. Aslında ordunun savaşta yetkinleştirilmesi için PKK'yı kendisiyle savaştırdı. Böyle diyenler de var. Bir de bu silahlı çatışma bu üç grubun burayı basma aşamasında o dönemde sizin tespit edebildiğiniz veya tanık olabildiğiniz veya söyleyebileceğiniz yani herhangi bir devletin desteği, itmesi, teşviki var mıydı yok muydu? Üç tane soru. Şimdi silahlı mücadelenin başlayıp başlamaması doğru muydu, erken miydi? Bunlar tartışılabilir. Fakat geride kaldı. Yani zaten başlanmış bir süreç 40 yılda devam ediyor. Bugün sonuçları üzerinde durmak daha yararlı olabilir bir. İkincisi, her devlet, Türk devleti de dahil, bölgesel devletler de dahil, bir olay başladığında, bir hareket başladığında ya hedefler bastırmak için, ya yararlanır işte kontrolüne geçirmek için, bunlar doğaldır. Önemli olan bir hareketin buna karşı tedbir alması. Şimdi buna karşı tedbir alarak kendi stratejik çıkarları veya amaçları doğrultusunda hareket etmesi. Şimdi bu konuda eğer PKK'yı somut olarak şey dersek, yani 40 yıllık bir mücadele, 38 yıllık bir mücadele de gözünde bulundurursak, tümden işte Suriye'nin denetimine girdi, Suriye tarafından yönlendirildi dersek doğru değil. Bir hareket bu tarzda yani ajan şeyine sokularak değerlendirilemez. Yani içinde bireyler olabilir, bu temelde ilişkiye geçmiş olabilir, yönlendirilmiş insanlar olabilir. Türkiye'de böyle bir zemini yakalayıp kullanmış olabilir. İran mesela daha sonra PKK, KDP, PKK, YKK çatışmasında çok belirleyici rol oynadı. Somut bunları biliyorum zaten. Bize toplantılar yaparak mutlaka şu partiye karşı savaşı başlattı mesela KDP'ye karşı 25 Ağustos'ta da bir PKK-KDP çatışmasında örneğin İran'ın bunda, Suriye'nin bunda çok belirleyici adeta talimatla dayatması oldu. Şimdi bunlar vardır yani her hareket yani o zaman başına da, gelen. Bir dakika şimdi o zaman da bu üç grup yani İşte yani Salahattin'in dediği gibi başka gruplarda, sivil alanlarda da olabilir. Ama diyelim bu silahlı mücadelenin başlatılması konusunda herhangi bir devletin o dönemde, yani sonradan biliyoruz, o dönemde böyle bir yani bir ilişki işte yapın falan filan destek gibi bir şey var mı yok mu? Tespit edebildiğiniz yani somut diyebileceğimiz. Şimdi ben mesela bu konuda PKK'nın bütün hareketini bu temelde değerlendirmesine karşıyım. Doğru da değil. Fakat biliyorum doğru da değil. Ama şey olarak dersen, mesela diyelim ki gerilla savaşın başladı. Şimdi Suriye'nin mesela bir Hataş sorunu vardı. Suriye'nin Türkiye ile Kürtler arasında bir çelişki yaratma, çatışmaya dönüştürme emeli vardı. Bu bilinmeyen bir durum değil. Bundan dolayı teşvik etme, destek sunma şüphesiz olmuştur.
Ama bu belirleyici bir durum değil. Yani belirleyici Suriye olan deseydi ki, Suriye deseydi ki böyle bir şey yapma veya yani diyelim ki o zaman Suriye'de böyle bir şey konuşulmuş mu? Biz gidip silahlı mücadele başlatacağız ve Suriye deseydi ki yok yapmayın, olmayacak mıydı? Olurdu. Olurdu fakat mesela zamanı şey olurdu, etkisi değişik olurdu. Fakat bir süreci bütünüyle işte sanki Suriye devleti toplantı yapmış ve söylemiş başlatın başlatmayın tarzında değildir. Yani partilerle devletlerin ilişkisinde de bireylerle bireylerin ilişkisinde de böyle bir şey yoktur. Yani bir devlet de bir örgüt de bu tarzda çok açık belirgin tarzda yani ajan muamelesi yaparak şunu yap, şunu başlat, şunu şey yap yapamaz. Bu tarz ilişki yoktur. Bunlar PKK'nın o paranoyak şeyidir. Yani işte veya Türk solunun şeyidir. İşte bu Amerikan emperyalizmi tersten de PKK'nın şeyde suçladığı işte. Diğer örgütleri suçlarken şu ajandır, bu ajandır, şu yap. Şimdi diğer bazı örgütler de işte PKK'nın suçlamasına benzer tarzda bu sefer tümden PKK'yı mahkum etmek için diyor şeydir. Yani ya Suriye'nin talimatı doğrultusunda ya bilmem İran'ın talimatı doğrultusunda. Şimdi bu devletlerin mutlaka etkisi olmuştur. Desteği de olmuştur biliyoruz da. Fakat bir hareketi tümüyle bu temelde ele alıp değerlendirmek çok sık bir tamam. bakış açısıdır. Bundan dolayı bu tür şeyler şu anda bence çok fazla üzerine durulması. Evet. Belki biz tarih yazıldığında olabilir. Ha. Ya biz tartışırız. Şimdi son sana bir soru daha sorayım. Biliyorsun bu silahlı mücadeleyi başlatan 3 grubun komutanı. Yani pratik komutanlar. Abdullah Ekinci, Mahsum Korkmaz, baskını gerçekleşmemiş Çatak grubunun lideri Terzi Cemal. Şimdi bunların akıbetleri yani uzun uzun tartışabiliriz. Kimisinin kuşkuludur, kimisi Öcalan tarafından öldürülmüştür. Yani bu silahlı mücadeleyi başlatan 3 diyelim liderin ortadan kaldırılma hikayesini nasıl görüyorsunuz siz? Şimdi üçünün farklıdır. Yani Mahsum Korkmaz bir çatışmada, bir pusuda şehit düştü. Zaten onunla görüşmeye giderken bir gün önceden bunlar pusuya düşüp bizimle görüşmeye şey diyorlardı. Biz onları görmek için gitmiştik bir yere. Onlar da o noktaya gelmek için pusuya düştü. Gelirken o gece pusuya düşmüşlerdi. Şimdi pusuda sonradan soruşturma açıldı. Pusuda vurulma şeyi biraz karanlıktır. Yani hala nasıl vuruldu belli değil. Çünkü pusuya girdikten sonra alnından vurulmuş. Yani pusuya düşen bütün grup geri çekiliyor. Dolayısıyla eğer şeyden vurulmuşsa yani başını o esnada tersten tekrar o pusunun olduğu yere çevirmemişse normalde Türk askeri ateş ettiğinde arkadan vurulması gerekiyordu. Ama önden vurulmuş. Yalnız bundan hareketle mutlaka yani birisi tarafından vurulmuş sonucunu çıkartmak doğru değil. Çünkü karanlıktır. O esnada geriye dönmüş, o da ateş etmiş olabilir ya da yönünü o tarafa çevirmiştir, bakmış olabilir. Dolayısıyla önden de vurulmuş olabilir. Ama şey de vardır. Yani karanlıktır. Geri çekilen gerilla gücünden birisinin de vurma ihtimali var. O netleşmedi. Zaten şu anda şey isim vermek de doğru değil. Sonradan aynı köyden şu an birisi şu anda zaten sağ. Aynı köyden bir başkası Lübnan'da intihar etti. Yani aynı o pusuda olanlardan bir tanesi intihar etti. Ondan hareket de işte dediler şeydir. MİT el atmış bazılarına. Yani bizzat gerilede olan bazılarına el atmış. Onlar vasıtlı. Yani mesela Öcalan'ın tespiti buydu.
şey falan kes vurdu. MİT el atmış o aileye işte onun eliyle. O onlar da birisi bunalıma girdi, birisi intihar etti. Şimdi birisi dağda, bu sürekli dağda olduğunuz için, sürekli hareket halinde olduğunuz için en azından benim kadar Öcalan'ı belki okumamışsınız. Fakat PKK'de tasfiyecilik ve tasfiyeciliğin tasfiyesi adlı kitapta Abdullah Öcalan 3 ayrı yerde, 3 ayrı yerde Mahsum Korkmaz'ın bir iç komplo sonucu öldürüldüğünü söylüyor. Bir yerde diyor ki, mesela Şahin Baliç Beka'da tutuklandığı zaman Şahin Baliç'in bununla hiçbir ilişkisi yok. Yok yok, şimdi ben Öcalan'ın yoktu yani zaten. Öcalan'ın kitabından alıntı yapıyorum. Diyor ki Şahin Baliç ölüme gönderildikten sonra yaptığı bir şeyde PKK'da tasfiyecilik ve tasfiyeciliğin tasfiyesi adlı kitapta vardır bu. Diyor ki Masum Korkmaz ve Mustafa Yöndem bir iç komplo sonucu yapmışlar, yani gitmişlerdir, götürülmüşlerdir ve bu işin sorumlusu olarak Mahsum şeyi gösteriyor, Şahin Baliç'i. Başka bir yerde yine aynı kitapta Hogir ihanet sandalyesine oturduğunda diyor, iç komplo sonucu Hogir götürüldü, Hogir bunu götürdü. Şemdin Sakık Türkiye'ye gittiğinde itirafçı olduğunda Şemdin Sakık'ın bir komplosu sonucu götürüldü dedi. Sonradan İmralı şeyinde de açık avukat görüşmesinde Mahsum Korkmaz kesinlikle yani Türkiye devletiyle bir çatışmada öldürülmemiştir dedi. Ha şimdi bunların hiçbirisi doğru değil. Yani Şahin Baliç'in hiç bununla alakası yok zaten. O pusuya düştüğü yerde hiç yok yani. Bir. Ya, yani bunlar... Hogir zaten hiç daha devrimci değil. Hogir hiç yani gerilaya katılmamış. Daha elinde çocuk. İşte Şemdin Sakık o çatışmadaydı. Yani o Agid'in pusuya düştüğü çatışmada Şemdin Sakık da vardı. Fakat biz bunu soruşturduk. Şemdin Sakık'la ilişkin şunu yaptı, bunu yaptı diye hiçbir şey yok. Mümkün değil zaten. O çatışmadan sonra kendisi de pusuya düştü. Ya ben de biliyorum elin... bunu. Ha, bunlar biliyorum. Doğru değil. Ama, biliyorum siz yani. Ama bir şeydir... bir suçlu eğer bir suç işlenmişse onu ha, başkasının bir... üzerine koyar. Bir bunu böyle bir durumu da bir ihtimal olarak göz önünde bulundurmamız lazım diye düşünüyorum. Bunlar değerlendirilebilir tamam. Ama ben pratik şeyi açısından diyorum. Yani pratik içerisinde ya Türk devleti tarafından pusuya düşürüldüğünde ateş edildi, geriye dönerken vuruldu ya da gerilla şeyden birisi, yani gerilla grubu, geri çekilen grup pusu yerine, askerlerin olduğu pusu yerine ateş ederken gaza kurşununa da gitmiş olabilir. Yani o netleşmedi. Şimdi bu Beka'daki olay üzerinde de mesela sen bilgin nedir? Beka'daki olay benim bildiğim şu. Yani bu yani Mahsum Korkmaz'ın grubunda yer alan adı herhalde Ferhat'tır. Bu ben isim evet Ferhat'tır. Bu akademiye geliyor, bir bakıyor ki dersler sırasında Mahsum Korkmaz'ın İşte bir çatışma sırasında şehit düştüğünü duyuyor. Bu itiraz ediyor. Ya diyor ben oradan geliyorum. Böyle bir şey yok diyor. Ve evet ondan o Ferhat sonra... öncüydü zaten. Ha, arada Ferhat o evet. Aynı o çatışmada vardı. Zaten söylemek istediğim biliniyor artık. Bir de Selim şu anda ben sağdır dediğim yaralı Mahmur kampında dediler o vurmuş. Yani şu temel şüpheci İsim şeydir. Selim'dir. Selim tamam. Güina. Tamam, Selim'in köylüsüdür. Ferhat denilen kişi de Selim'in köylüsü. Sonradan zaten ikisini suçladılar ve o çocuk da bundan dolayı intihar etti. Etmek zorunda kaldı veya ya da götürüldü. Yani bu konuda ben çok fazla bilgim yok. Evet, onu Salahattin'le tartıştı. Fakat diğer iki komutan yani Abdullah Ekinci biliyorsun. Yani... Abdullah II'nin şeyi ne söyleyeyim? Abdullah II'nin
Zeki Palabıyık'ı tanıyorsunuz. Evet, tanıyorum. Abdullah Ekinci, Zeki Palabıyık. Bir de Gençlik Selahattin diye birisi vardı. Selahattin Onu Demir. Da sonra Selahattin Demir. Demir. Ha, o da Filistin'de kayboldu. Dediler ki İsrail'e kaçmış. Onun da vurulma ihtimali var. Tam bilmiyorum. Yani o konuda netleş. O yaşadığı ortaya çıktı ilişki. Öyle mi? Yani ortadan kayboldu. Bu üçü, bu üçü 12 Eylül'den önce PKK'nın silahlı kanadında çok etkin rol oynayan arkadaşlardı. Evet. Şimdi mesela Mardin'de Zeki Palabıyık için ajandır benzeri şey zaten o bunalımdan adeta çatışma girerek kendini kanıtlamaya çalıştı. O öyle. Selahattin'de bu şey, o ikisi zaten Mardin eyaletinde görevliydi. Zeki de çok iyi tanıyordu. Bundan dolayı o da Zeki'nin vurulması, kendini bu tarzda adeta intihar ederek vurulmasından dolayı bunalıma girdi. Ben bilmiyordum yaşıyor. Yani kayboldu. 20-30-40 yıldır ortalıkta yok demek ki. O zaman deniliyordu ki Filistin, şey, İsrail'e kaçmış. Bir bu. Bir de Abdullah Ekinci Siverek'te yakalanmış. Sonra bir biçimiyle bırakıldığı için buna aslında kendisi de duyacak tarzda ajan olmasaydı nasıl bırakılır diye. Evet, onu şüpheci ben bir şey. Ha. Onu öyle olunca bunalıma girmişti. O bunalımın sonucu olarak zaten şey etti. Bir de savaştan dolayı ağır eleştiriye tabi tutulmuştu. Siverek Savaşı'ndan dolayı, sonra o Şemdinli pratiğinden dolayı ağır eleştirilere, bir de o geçmişten kaynaklanan şüphenin yarattığı bunalımdan dolayı intihar etti deniliyor. Ben o süreçte orada değildim. Tamam. Terzi Cemal zaten Terzi Cemal da tasfiyeci diye vuruldu. Yani vurdular, öldürdüler. Evet. Yani kısacası şöyle özetleyebiliriz. 1984 Haziran ayında Ağustos ayında silahlı mücadeleyi başlatan 3 tane komutan, yani Kuşkulu veya gerçek bir şekilde ortadan kaldırılmış. 2 bugün sağ olan yani gerek olayı planlayanlar gerek bizzat gerçekleştirenler. Bunlar büyük bir kısmı ihanetçi olarak damgalatılmış. Geri kalanlar, tabii onu Selahattin'le biz tartışacağız. Kaçı iç infaz, kaçı devlet tarafından öldürmüş. İster iç infaz, ister devlet tarafından öldürülsün, yok edilmişler. Yani isim olarak, hani kimse bilmiyor. Kimse. En bilenlerden Selahattin'dir. Belki Selahattin bilebilir. Belki Kürdistan'da 10 kişi daha bilebilir şu anda. Ama bizim halkımızın hafızasında silinmişlerdir. İşte bu çok önemli işler becerenlerin halkın hafızasından silinmesi kadar korkunç bir şey yoktur diye düşünüyorum. Evet. Şimdi PKK dedim ya, ideolojik bakıyor, sınıf bakış açısıyla güya mevzilenme yarattı. Fakat neticede aslında PKK kendisinden yana olanla olmayan biçiminde bir Kürdistan ayrışma, tabii Kürtleri. Olmayanlar hepsi düşman, hedefledi. Olanlar da zaten Kürdistan nüfusunun yüzde, yani azınlığını teşkil ediyor. Büyük çoğunluk aslında pratik olarak şeydir ha. Yani şimdi kendisine yana olanları köle olarak gördü. Karşı veya yana olmayanları ise düşman olarak gördü. Ha, bu niye? İşte bunu aslında bir zaman olsaydı bunlar, yani sadece ideolojik değil, ulusal bakış açısı yok PKK'de. Hiç ulusal bakış açısını esas alarak şey etmedi. Yani bir mücadele yürütmedi. Bu kadar. Mesela biz ayrıldıktan sonra Mam Celal'la bir kere görüşmede diyordu, sizdeki fedakarlık hani bir çırpıda kendisini yakıyor. Hiç çekinmeden şey diyor. Ölüme giden böyle militan bir hareket. Dün
%5'i elimde olsaydı diyoruz, ben şimdiye kadar 40 tane Kürdistan kurmuştum. Evet. E şimdi ama mesela bu kadar muazzam fedakarlık, bu kadar şehadet, bu kadar emek, bu kadar çabadan sonra geldiğimiz yer nedir? Demokratik Cumhuriyet. İşte değil mi? Yani TÜSİAD'ın bile istiyorum. Kürt sorununun çözümüne ilişkin belki talepleri şu anda PKK'nın taleplerinden çok daha ileri Kürt sorunu çözümü konusunda. Yani eski tabii, diskin talepleri bugünkü PKK'nın taleplerinden çok ileri. Ben çok ileri. Neden? Şunu demek istiyorsun. Şimdi PKK'nın ulusal bakış açısı kesinlikle yoktu. Yoktur. PKK'de olsaydı kendisine karşı 100 bin kişilik bir çete ordusu oluşturabilir miydi? Olsaydı şu anda Güney Kürdistan'da bu kadar büyük tehlike yaratabilir miydi? Yani Kürdistan'ın neredeyse bütün sınır hatlarının işgal edilmesine neden olacak, istikrarsızlığa yol açacak, güvensizliğe yol açacak, buradaki kazanımı tehlikeye atacak kadar pervasızca hareket edebilir mi? Hiçbir Kürdistan'ın şeyi yok, kaygı yok. Tamamen soyunmuş Kürtlükten. Evet. Gelinen netice budur. Artık siz isterseniz dinleyin, isterseniz eğer enerjiniz veya bataryanız biterse yani gidebilirsiniz. Oldu. Yıllar sonra bu tarzda şey etmemiz yani çok iyi oldu. Bundan sonra da inşallah devam eder. Bu tür tartışmalar halk için da iyidir. Umarım bundan sonra daha geniş şartları biz de yaratalım. Lazım. Daha iyi olur. Selamlarımı da iletiyorum. Oldu, saygılarımı da iletiyorum. Selamlar. Bir kez daha 15 Ağustos vesilesiyle bir parti için değil, PKK için değil, Kürdistan'ın bağımsızlığı, özgürlüğü için canını veren başta Agit, Erdal, Mehmet Sevgat, Abdullah Ekinci, Şiyar ve diğer bütün şehitleri saygıyla anıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar, selamlar. Yerinizde müsait değildi. Evet. Teşekkür ediyoruz. Tamam. Kusura bakmayın. Eyvallah. Başka oldu. Hadi görüşmek üzere. Serbaş. Selahattin, şimdi ben özellikle bu mücadeleye katılan kişilerin, yani ister takma isim ister normal isim, çünkü ben hafızalardan insanların yok edilmesinin, kurşunla yok edilmesinden daha kötü olduğuna inanıyorum. Siz daha fazlasını hatırlıyorsunuz. Yani ister takma isimli olsun, ister gerçek isimli olsun, çünkü insanlar yaşamlarını yitirmişlerdir ve hafızalardan silinmişlerdir. Siz bu hafızalara kazdırabilir misiniz bu insanları? Ya bu mümkün değil. Yani hiçbir olay tekil değil. Yani cezaevi bile, tamam insanlar tekil takmış, şeyler yapmışlar ama cezaevi direnişi diyorsun kolektiftir. 15 Ağustos kolektif bir olaydır. Yani hepsinin ben tek tek umulmayacak kahramanlıklarına ben şahit oldum. Yani ölümün üzerine çıplak elle gidenlere ben şahit oldum. İşte onları otlu ben söylemedim. Otlu peynir yiyenlere şahit oldum. Bir de en güzel şey. İşte bu kolektif hikayesiyle insanlar yok edildi. Bu yani bu artık ben kolektif. Yani demek ortada bir ürün varsa. Bu kolektif ürün, diye bir şey yoktu. Bir adamın zekasının ürünü değil. Ha işte bu kolektif derken bu kolektif diye yani onu kastediyorum. Bir mesela güzel yanı da şu. Mesela bir Ero veya bir Şemdinli baskı grubunu aldığında içinde yer alan kişiler salt bir yörenin insanları değil. Dersim'den gelen var. Ağrı'dan gelen var. Bingöl'den gelen var, Diyarbakır'dan gelen var, Mardin'den gelen var. Yani Kürtistan'ın her bir yerinden gelenler duygu birliği yapıp böyle bir eyleme onurla katılıyorlar. Ve bizim yani bunu
her vesileyle söylemek istiyorum. Çok çok gelişmiş, her biri halka önderlik yapabilecek düzeyde insanlardır. Birikimleri o biçim, eğitimleri çok iyi, kendine güvenen, baba yiğit, her açıdan halka önderlik edebilecek kişilerdi. Dolayısıyla bunların bir nesle, hatta bunlardan biri bir halk için geleceğe yürümenin meşalesi olabiliyor. Bizde böyle yüzlerce meşale, binlerce meşale var. Tabii ki bunların yeteri kadar gerçekliğiyle gelecek nesile aktarılmama sorunu var ve bu çok korkunç bir şey bu. Yani bunun acısını çekiyorum. Ben yazdım, topladım. İsimlerini yazmışım. Kısacık tarihlerini yazmışım. En azından Almanca ile Türkçe basabildim. Türkçesi de hazırdır. Yani bu insanlar bir şekilde yaşayacak. Zahmet olmasın yazdığınızı burada da izah eder misiniz? Kimlerdir yani bunlar? Mesela şimdi kısaca kitap zaten bende. İsimleri var içinde. Hepsini aktarırsak. Ben bu kolektivizm artık toplu katliam gibi bir şey olarak değerlendiriyorum. Bak Eruh baskın birimine 29 kişi katılıyor. Evet. 29 kişi. Bunlardan 16'sı hayatını kaybetti. Şehit diye. Biri devletin eline yaralı geçti. Yaralı geçerken çözüldü. Sap değiştirdi. Evet. Ama çok feci kurşun yemişti. Evet. Yani o kadar kurşun yiyor ki yandaki arkadaşa diyor ki içeri gir ateş et. Beni de vur, diğerlerini de vur. Yani beni yaralayanları. Ölmüyor. Askerler gelip onu kan içinde yakalıyorlar. Gidip tedavi ediyorlar. Tedavi edince normal insan davranışıdır. Sap değiştiriyor. Sonradan bırakıldı. PKK bunu vurdu. Mustafa Çimen. Bu aslında grubun siyasi sorumlusu. Evet. 13 kişi yaşıyor. Bunu hatırlatayım. Eru baskın biriminde 13 kişi yaşıyor. Bunların 4'ü 5'i Avrupa'da. Bir kişi hariç 4'üyle ben ilişkiye geçtim. Onlara rahatlıkla ulaşabiliyorum. O 4 şeydedir. Bu Şemdinli birimi de 19 kişi. 15 kişi hayatını kaybetti. Yani hepsi de baba yiğitçe. Yalnız 4'ü yaşıyor. Bunlar da milli düzeyinde kişiler. Halen bazıları bu legal saldırılara muhatap oldukları için isimlerini fazla şey etmek istemiyorum burada. Çünkü bunlar Şendinli Litazya'da. Çatak grubunda şey olmadı. Baskın olmadı. Daha küçüktü. Sayıca daha azdı. Hazırlıkları da ben yani bir eksiklik diye ama diğer birimlere göre hazırlıkları da yeteri kadar olmadı. Eruh'u basan grup kasabayı tam denetime alıyor. Bir asker direniyor, o asker öldürülüyor. Bir de komutanın kaldığı yerde, komutan orada yok, ailesiyle oturan bir subay var. Subay ateş ediyor. Baskın grubundan bir savaşçının parmağından yaralıyor. Onun dışında orada bir zayiat yok. Ama Şendinli'yi basan grup ilçeye yürüyüş yapıyor. Orada büyük bir askeri birlik var. Askeri birliğe roketle saldırıyorlar. 6 ile 8 kişi arasında orada askerlerden hayatını kaybeden var. Yani o bilançoları burada. Ama Eruh'taki kahvelere gidiyor, afiş asıyor, şeylerle oluyor. Ama önemli bir olay bir gece önce, mesela bu gece. Yani bu gece, bir gece önce, yani diğer gün baskınlar olacak. Şirvan'daki grup, aslında öyle bir şey yok talimat onlara. Ramazan Kaplan, Celal Hoca, kendisi öğretmen aslında. Çok değerli bir kadro. O grubuyla beraber sayıları da çok az Şirvan'ı basıyor. Şirvan'da kahvelere gidiyor, bildiri dağıtıyor. 15 Ağustos bildirisi. Aslında bildiri askerlerin eline geçiyor. Ya ciddiye almıyorlar. Yoksa yani bir gün önceden bunların devletin aslında tedbir alma olanağı oluyor. Bu Ramazan Hoca sonradan Cem Ersever'in eline geçti. Çenesinden yaralı, Sirt işkencede öldürdüler. Evet. Yani böyle
şeyler var. Böyle yani o insanların kahramanlıkları var. Zaten hep hangisini anlatsan hep biri birer ayıptır. Ya işte şimdi bak, şimdi benim şeyim şu, bak şimdi PKK'nın bir resmi tarih oluşturmuşlar. Bak resmi tarihe göre Diyarbakır cezaevi Hayri, Mazlum, Kemal, ondan sonra Ferhat ve arkadaşlarıdır. Biliyor musun? Diyarbakır cezaevi demek bu yaşamını yitiren kişiler demektir. Tarih bunların. Silahlı mücadele sizin başlattığınız veya işte bu kadar kişinin yer aldığı kişi bunlar yok. Siz yoksunuz. Mahsum Korkmaz tek var. Yani bütün o sizin anlatacağınız şey bir kişiyle. Şimdi bunlar şu kaygıyla gizlenmiyor. Yani mesela siz belki bazı kişileri tanıyorsunuz. Normal yaşamdadırlar veya Türkiye'de yaşıyorlar, Kürdistan'da yaşıyorlar. İşinde gücündedirler. Hani başına bir iş gelir diye isimlerini gizlemekle, ama sizin bu kaygınızdan dolayı değil. Bu bak diyorum ki PKK'nın resmi tarihi her şeyi Abdullah Öcalan, bir de ismini saydığı, bu ismini saydığı, saymadığı değil, saymadığı yaşamını yitiren kişilerin tarihidir. Ha, biz bu yok, şekilde o öyle, o ilk günden öyle. Ama bugün ölüyü kullanıyor. Ölü kahraman. Bugün biz bakamayız orada yaşamını, yani o mücadeleye katılan, yani silahlı mücadeleyi başlatan ve yaşamını yitiren kişilerin, bu halkın bilmesi lazım. Yani kolektif, ben diyorum kolektif toplu katliamın ismidir. Yani işte kolektiftir, kişiye önemli değil. Bu resmen şöyledir. Başkaları kahramanlık yapmış, kimse onları söylemesin, ben sahip çıkacağım. Hayır, benim ismimi söyleyin. Hayır, bu öyle demek. Değil. Öyle değil. Yani ben derken Abdullah Öcalan onu diyor. Diyor ki Selahattin Çelik yapmışsa, Selahattin Çelik'in ismini anmayacaksınız. Onu yapan o benim onu, diyor. Ama o onu beceremeyecek. Çünkü o, mesela ben örnek vereyim. Mesela Güney Kürdistan'la sınıra yaklaşınca, kuzeye geçince insanların davranışı değişiyor. Bugün değil. Yani o dönem için öyleydi. Güneyde biraz özgürsün, biraz daha korunaklısın. Çünkü neticede Güney Türk askeri için de yabancıydı. Ama kuzeye gidince tümle davranış değişiyor. Aynı kişinin davranışı değişiyor. Onun için dışarıdan bir insanın talimat vererek kahramanlık sergilemesi mümkün değil. Ama orada yapan insanların ortak emeği var. Yani diğer gruplar, mesela basit bir yani belki bu çarpıcı olabilir. Baskını gerçekleştiren gruplar kendilerini koruyabildiler. Hareket alanları daha güçlü, silahları daha iyi, sayıları daha fazla, güney yakındı, ama iç bölgelere giden gruplar imha oldu onlar yüzünden. Diyarbakır'daki, Dersim'deki, Bingöl'deki, Ağrı'daki, onlar kendilerini koruyamadılar. Devlet orada darbe vurdu. Yani bu işin bu yanı da var. Diğeri kendini koruyor, egemen. Diğerleri tam algılayamadı. Ve o grupların çoğu imha oldu. Yani kimdir bu imha olanlar? Yani ben gene cevap alamıyorum. Diyorum ki bu silahlı mücadeleyi ben bir vatandaş olarak size soruyorum. Bu Kürdistan'da silahlı mücadeleyi başlatan insanlar kimdi? Yani o sizin dediğiniz, yani hani bazıları şeyleri tehlikeye girer, onları söylemeyin. Bu diğerleri kimdi? Ben merak ediyorum. Hayır, onların isimleri bellidir. Ben size tek tek sayabilirim. Belli değil. Ya siz biliyorsunuz ama milyonlar bilmiyor ki. Ya onu o işte resmi yazılımı aşan ürünlerin, olanakların yaratılması gerekir. Kişi mesela bu 15 Ağustos eylemlerine karar veren bir birim var. Önceden bir grup. 22 Temmuz 1984'te Lolan'da küçük bir toplantı yapıldı. Mesela Kesire Yıldırım da var o toplantıda. O da karar veriyor. Tamam. Cemil Bayık var. Ali Haydar Kaytan var. Halil Ataç var.
Duran Kalkan var ve ben varım. Şimdi bu grup karar veriyor. Abla Öcalan bunu değiştiremez ki. Yani Abla Öcalan bunu değiştiremez. Birimiz gidiyoruz Erol'u planlıyoruz. Ya, birimiz gidiyoruz Çatal'ı planlıyoruz. Birimiz gidiyoruz Şendinli'yi planlıyoruz. Salatin, şimdi bak, siz bugün diyorsunuz ki bu grup karar aldı. Peki bugün sizin bildiğimiz bu kitleden kaç kişi biliyor ki bu grup karar almıştır? Yani biz yazmaya çalışıyoruz. Olanaklarımız çerçevesinde bunu yapıyoruz. Fakat maalesef öyledir. Yani benim yani resmi bile mümkün oldu. Stalin dönemindeki gibi bir resim var. Sen içindesin. İkinci defa bu resmi kullanacaklar. Senin resmini kesiyor. Evet. Ve de bir video var. Sen ismin var içinde. Nasıl şimdi ismim yazılıyorsa. Mesela Hüseyin Baybaşı'nla benim yaptığım röportajlar. İnternete koymuşlar ama benim ismim yok. Evet. Bir gazeteci diyor ki ben kaynak olarak bunu kullanmak istiyorum ama bu adamın ismi yok soru soranın. Bunu yapıyorlar. Tabii ki ahlaksızlık bu. Ve bu bir halkın tarihiyle oynuyorlar. Onlar sanıyorlar kendileri güç değil. Tanıyan halk o gözle bakmıyor. Ama tabii yazılı olarak o maalesef çok korkunç bir şey. Mesela çok basit mesela İmralı hakkında bizim net görüşlerimiz var. En doğru görüşler, en isabetli değerlendirmeyi bizler yapmışız. Çünkü yapıyı tanıyoruz. İzliyoruz, gün gün izliyoruz. Devletin dayattığını biliyoruz. Fakat 20 dilden, 30 dilden işte şey yerine sokarak, Mandela yerine sokarak adeta sanki şey işte barış inisiyatifi, barış tamam ama şimdi devletin tasfiye planı var orada. Şimdi bizim doğru yani maalesef bu şeyler oluyor. İlk günden böyledir. Ölüyü sadece kullanma. Ölü de kendisine yaradığı kadar kullanma. Ve bu şeye yol açıyor. Yani bu gittikçe toplum da sizin söylediğinizi toplum da anlıyor. Ve bu inanç aşınmasına yol açıyor. Değere değer vermemeye yol açıyor. Ve biri büyütülüyor. Diyorsun ki bir ay sonra zaten vazgeçecek bunlar. Ve ciddiye almıyor. O zaman senin bildiğin kutsal değerler, toplumu ilerletecek bütün değerler muazzam şekilde bir aşınmaya uğruyor. Ama şeyin yani bu botanın bir noktada o doğru. Yani her şeyi siyah beyaz noktasından değerlendirmemek gerekir. Ben diyorum ben objektif diyorum ki bu silahla mücadeleye katılan tamam siz planlayı yani karar alanları söyle bu silahla mücadeleye katılanları bu Kürt halkına açıklamamızın bir yararı vardır. Çünkü resmi tarih bu insanları yok saymıştır. Yani biz niye bunların isimlerini bu halka anlatmayalım ki? Anlatalım tabii. Bunların isimlerini anlatalım ama şimdi mesela 80 kişinin ismi var bende. Tek tek. Tamam. Takipçilerimi de yazmışım. Ya şimdi ama şimdi bunları nasıl programda nasıl şey edeceğiz? Ya şimdi sizde olması bir şey ifade etmiyor ama ki. Ama bir genel bir değerlendirme yapmak gerekir. Tarihimiz bu değil. Ya, bu tamam. Resmi tarih doğru bir tarih değil. Ya tamam kişilerin sizin yazdığınızı ben diyorum şimdi ben mi gidip sizin kitabınızı alayım burada tek tek okuyayım. Yani ben diyorum ki lütfen bu insanlar yani yaşamını yitirenler ve bu mücadeleyi başlatanlar kimlerdir? Bir kitabınıza bakın söyleyin söyleyebildikleriniz kadar. Ya ben bakın mesela size Ero birimini söyleyeyim. Bilmiyorum gözlerim buradan seçebilecekse. Masum Korkmaz. Bu grubun sorumlusu. 28 Mart 1986'da Şırnak Gabar'da yani ya bir kalleşlik ya da çatışmada hayatını kaybediyor. Yani vurulmuş da olabilir. Yalnız benim benim bu konudaki bilgilerim oraya geliriz. Şimdi siz önce biz kimler katılmış biz bunu öğrenelim. Mustafa Çimen, bu Hilvanlı, Tevfik Kodatlı, bu takımın siyasi sorumlusu. Yaşı çok genç olmasına rağmen öne çıkan bir gençti. Hepimiz onu seviyorduk. Fakat dedim ya yaralı ele geçti. Sonradan PKK'ya döndü. PKK'ya vurdu onu.
Evet. Mustafa Yöntem, bu Antep bölgesinde işçi kökenli, muazzam bir militan, takımı askeri biriminde burada, komutan yani. Çünkü takım 3 gruba ayrılıyor, her grubun bir askeri komutanı var, bunlar aynı zamanda takımın yönetim elemanları. 3 kişi, Mustafa Yöntem ve Masum Korkmaz. Bunlar hep hayatını kaybedenler şimdi. Mehmet Sevgat Hilvanlı, bu da öyle. Bu da takımın içinde bir birimin komutanı, aynı zamanda yönetiminde. Bu da hayatını kaybetti. Kazım Kulu, Şiyar. Bu Lübnan'da da kahramanlık gösterdi. Dersimli, çok genç. Bu da sınırda Cizre, oradan şeye ulaşırken, Cudi'ye ulaşmak isterken orada pusuya düştüler. Doktor Baranoğlu da yanında. Bunlar hayatlarını kaybettiler, şey düştüler. Nizamettin zaten onu konuştu biraz. İbrahim Durmaz Hilvanlı. Bu da işçi kökenli. Bu da hayatını kaybetti. Fuat Aslan Ağrılı. Sonradan gittiler. Bunlar Ağrı'da hayatını kaybetti. Değerli bir militan. İzzettin Evci. Batmanlıydı bu. Bu Hilvan Siverek pratiğinde yük kaldıran. Bu takımı tarafından vuruldu. Kendisi bir anlaşmazlığa düştü takımla. Müslüm Durgun, Doktor Baran. Bunun akıbeti biliniyor. Bu ondan sonra yükselişe geçti. Dersim'de intihar etti. Hatta vuruldu artık onun tartışması başka. Şahin Binici, Biji, Suruçlu. Bu 85'te yakalandı. Yıllarca cezaevinde kaldı. Belkisinin de cezaevinde bir şekilde temasınız olmuştur. Ömür boyu ceza aldı. Fakat bir şekilde cezaevinden çıktı. Tekrar örgüte ulaştı. Kanser oldu. Sanırsam birkaç sene önce hayatını kaybetti. Düzgün Çetin Akkort, bu şeyli Museybinli takımın roketçisiydi. Bu da 84'te sonra da hayatını kaybetti çatışmada. Düzgün Can, bu Metin Can'ın abisi. Bu Almanya'dadır. Kendisiyle teması oldu. Yani biliyorum, yaşıyor. Ayrıldı örgütler. Tahmin eden Doğu Kürdistan'da oradaki direniş örgütlerine katıldı birbirinde. Bana anlattığı kadarıyla. Ama bir şekilde buraya geldi. Burhan Ilık, bu Midyatlı, Midyat Batmanlı. Bu da bir şekilde örgütten yakalandı, örgütten ayrıldı. Sanırsam Yunanistan'a geçti, Yunanlılar Türklere teslim etti, cezaevine girdi, akıbetini biliyorum. Feyzi Aydın, biraz önce Botan bahsetti. Bu Guinalı, Çetinkaya, Erol'un köyünden, köylerinde kaldım ben. Vefakar bir adam, başına ne gelmişse bilmem ama belki onun köyünden en az 20 tane genci şey soktu. Bunun başka bir özelliği, Kenan Evren'in referandumunda Cumhurbaşkanlığı seçiminde köyden bir tek oy çıkmıyor. Yani bu Türkiye'de ses yaptı bu. Olduğu gibi red oyu çıkıyor. O zamandan beri aranıyor. Aranınca temas kuruyor oradaki arkadaşlarımızla. Yeni alana gidenlerle. Ondan sonra gençleri soktu. Mesela köyün akıbeti feci oldu sonunda. Masum Korkmaz'ın ölümünde ismi geçen Perhan'da. Ben o zaman kamptaydım, yanındaydım. Yani onu da, ailesini de çok iyi tanıyorum. Yani bana da biraz inandırıcı geldi bu gencin bir şeyler yapabileceği. Gözü kara, yaman. Ailesi yüzünden. Olmuş olabilir. Ailesiyle temas edebilir. Abesi de içimizdeydi. Ayağı sakat bitti, teslim oldu. Bu aniden bir şok geçirdi köydeki gençler. Aniden aileleri yıkıldı. Kerim, bu Antepli, bu Türk solundan bizim içimizde yaralandı. O işte Mustafa Çimen yaralanma olayında içeri girip belki onu da vuran kişi. Yani o da ayrıldı. Bir şekilde buralardadır. Fakat ben bir türlü, benim için de değerli bir insan bu. Ama bir türlü bulamadım onu. Haydar, bu savaşçı Midyatlı. Akıbeti bilinmiyor. Adil Tunç, bu savaşçı Uludere'de hayatını kaybetti. Kemal Emlik,
Bu işte bu da Erhun, Guina, Çetin Kayaköy'ünde. Bu 87'de Türk ordusuna teslim oldu. Jiten timlerine katıldı. Cinayetlerde ismi çok geçen biri. Tahmin edelim Diyarbakır'da. Sadece bu gruptan döküldü. Şoraş, Cizreli. 87'de Erhut'ta çatışmada hayatını kaybetti. Fadıl Tunç. Başka, bu da Erhut'ta 85'te hayatını kaybetti. Resul Balıç. Bu Şahin Balıç'ın abisi ve amcası. Bu Millis'ti. Beştelalo köyünde. Pişmanlık masasından yararlandı. 91'de serbest bırakıldı. Cizre'de kontrgeneral tarafından öldürüldü. Ali Gün. Bu da Selahattin abisi. Şimdi güneyde kalan. Bu da cezaevinde yattı. İdam cezası aldı. Ağır işkence gördü. Tahmin ederim yaşıyor. İbrahim Kaya. Bu da yine Guina köyünde. 85'inde gerilladan kaçtı. Umut beslenen biriydi. Sarısa yani itirafçı oldu. Akıbeti bilmiyor herhalde köyünde. Bakın yani şey uzak yaşıyor yani bu. Şahin bu da milli. Şırnak'ında bir köyünde. Güney Kürdistan'a geçti orada yaşıyor. Ali bu da o şeyden Şırnak bölgesinde bu suda hayatını kaybetti. Bunlar şey bunlar Eruh. Şimdi şey Şendinli baskın grubu. Onların lütfen yalnız isimleri saysan çünkü çok Abdullah uzun. Abdullah Ekinci hayatını kaybetti. Komutan Mahmut Bilici hayatını kaybetti. Mustafa Ömürcan hayatını kaybetti. Cangir Hazır yaşıyor. Doktor şey Sarıbaran. Şeyh Musyit Yiğit tam da isimine göre bir hayatını kaybetti. Mehmet Ağaslan o da öyle. Hayatını kaybetti. Bu zaten bir kahramanlık şey simgesi bu. Bunlar çok güçlü insanlardı onu diyeyim. Yani çok hep biri hak gitti. Mehmet Emin Taşlı adı Yamanlı o da kaybetti. Yaşar Kahraman o da öyle. Arabanlı. Bunlar hep çatışmalarda hayatlarını kaybedenler. Bozan Oktay o Urfalı o da öyle. Abdülmecit Yılmaz Şendinlili bu da hayatını kaybetti çatışmada. Haydar Dündar Bingöllü. Bu da Mutki alanda hayatını kaybetti. Enver Arısan. Bu da çatışmada hayatını kaybetti. Bu da Avrupa, tahmin ederim Avrupa'dan gelmişti. Mehmet Yüce Dersim'di. Libya'da işçiyken katıldı. Bu da Dersim'de hayatını kaybetti. Harun sadece, Aras. Sadece isimleri çok uzun oldu. Harun Aras. Harun Aras'ın önemli bir özelliği var. Abisi cezaevindeydi. Kontrgerilla ve köy korucuları ailesini bastı. Hepsini imha ettiler. Bütün çocuklarını, hanımını. 4-5 kişiyi birde. Ümran Özkurt. Bu tahmin ederim cezaevinden tanımamız gerekiyor. Çünkü bu esir düştü. Cezaevinde belki çıkmıştır. Hüseyin Tilki. Bu kontrgerilla oldu. Tetkikçi oldu yakalandı. Operasyonda. Bunun da ismi cinayetlerde geçiyor. Aslında bizim yanımızdayken iyi biriydi. Seferi Yılmaz. Bunu milisti, bu şeyden tanıyor. Şendinli'de kütüphane bombalanmasında kontrgerillerini jitiyor. Bu yaşıyor. Salatin. Bunlardı. Çatal saymadım. Zahmet olmasın kitabının kabını şöyle göster. İzleyiciler istiyorlar ki hangi kitaptır ismini de söyler misiniz? Yani Ağrı Dağı'nın taşımak. Evet, Selahattin Çelik tarafından yazılmış. Yani pek etkili. Almancası da var, köşeyi de var ama diğerleri tahmin edelim. İnsanlar okudu, biliyorlar. Ama gönül isterdi ki Masum Korkmaz'ın tek değil, diğerlerinin de resimleri sadece ailelerinin değil, halkın şeyinde olsaydı. Çünkü onlar bizim değerlerimiz. Bazı halkların bir tek böyle bir değeri var, onunla yaşıyorlar. Bizim böyle yüzler bence değer fazlalığı var belki. Böyle bir cümle doğru mudur o kelimeleri kullanırsam? Onu da yoksul değiliz. Onu demek istiyorum. Bizde olay öyle. Yani arkadaşlar isimleri ve seyirciler isimlerin böyle sayılmasını belki yani uzun buldular. Dediğim gibi yani benim hala iddiam odur. Yani
Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin silahlı bölümü, yani 15 Ağustos 1984 yılında başlayan bu bölümü yapan, yani kararlaştıran ve başlatan insanlar vardır. Bunların adları vardır, soy isimleri vardır, mücadeleleri vardır, emekleri vardır, kahramanlıkları vardır. Bunlar insanların beyninden silinmişler. Bu çok korkunç bir durumdur. Hiç kimse gördüğün gibi, hiç kimse gördüğümüz gibi yaşamıyor ve yaşayanlar ya susuyor ya da hain olarak damgalanmışlardır. Bu olayın tek başına çözümlenmesi, doğru bir biçimde tahlil edilmesi bize çok şey öğretiyor. Şimdi biz bunu ileride de daha tartışacağız. Fakat Serhat'in, şimdi senin bu üç komutan, yani olayı pratik komutan, yani Çatak, Eruh ve Şemdinli olayını, komutanlarının akıbetleri kısa, yani senin bakış açısından biz, yani bütün o gün sizin baktığınız gibi, o gün işte heyet gitmiş, incelemeler falan. Fakat bugün, yani işte Öcalan bir sürü bu konuda konuşmuş, tartışmalar olmuş, sorular sormuş. Yani bugünkü kafayla baktığın zaman bu üçünün akıbetini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya ben, yani böyle bir örnekle girmek istiyorum. Mesela Öcalan'a ajan diyenler çok. Ama ben PKK olayını Öcalan'ın ajan olup olmadığıyla izah etmek istemiyorum. Binlerce insanın hayatını kaybettiği, milyonların gönül verdiği bir mücadele, katıldığı bir mücadele. Ben yani böyle bir olayla çok komik bir izah. Yani bu, şimdi bu üçünü de öyle görmek istiyorum. Yani mesela ben yani ikisinin hatta üçünün ölümünü de izleyen bir insanım ben. Yani bir şekilde benimle kesişti. Mesela Masum Korkmaz, şimdi olay 86 Masum Korkmaz'ı örnek vereyim. Kısaca şey diyeceğim. Şimdi az ya da Ali ve Cemal üzerinde durmak istiyorum. Masum Korkmaz çok işlendi. Masum Korkmaz'ın Masum Korkmaz 86'da Şırnak'ta oluyor. Yani biz o zaman elektrik görmeye bile hasrettik. Yani uzaktan Şırnak'ın ışıklarını görüyorduk. Telefon denen bir olay yok. İşte Kongre'ye geleceğiz. Bazılarımız uçakla İran üzeri döndü. Mesela ben, Duran Kalkan, Ebu Bekir, Ali Haydar Kaytan. Biz ayrı ayrı uçakla döndük ama Masum Korkmaz'a şey görevi veriliyor. Sen oradaki birimleri düzenle, işte Cizre, Şırnak, Erbil şeylerindeki, oradan siz de sınırı mayına vurarak geçin. Yani kaçakçılar var, yardım ediyorlar. Yani her biri bir muazzam bir şey, değer. Kaçakçılar dediğimde bile, kaçakçılar bile kendi başına işlense korkunç bir değer bu halk için. O orada devlet de haber alıyor. Dünyanın şeyini yırdı oraya. Özel timleri yırdı. Şey. Bir de orada bir yanlışlık yaptılar onlar. Yani ben tabii ölmüş Masum Korkmaz, hayatını kaybetmiş. Yani ölmese diyeceksin nasıl yaptınız öyle, nasıl oldu? Bu Guina ve Zımga Şikaka. Biri ağaç yurdudur. Biri de Çetinkaya, iki köy. Bunlar birbirine akraba, birbirine yakın. İki köyden de gerilla saplarına çok katılım var. Ama bu Zımga Şikaka köyü bir şekilde kalkıp silah alıyor. Silah alıyor. Orucu yani. Dayanamıyorlar devletin baskılarına. O zaman işte aslında Masum Korkmaz'a bağlı bir grup, Selim işte Çetinkaya, onların akrabası. Gidiyorlar, onları öldürüyorlar. Tartışıyorlar, silahı bırakmıyorlar, öldürüyorlar bunları. O zaman daha fazla asker bunların üzerine geldi. Onlar orada sıkışmışlar. Okullarını almışlar, gidiyorlar. Gabar Dağı'ndalar. Neticede artık
orada öldürülüyor. Yalnız o tek vurulmuyor. Tek vurulmuyor. Yanında Gamber denen bir genç daha vuruldu. Genci yaralı kurtarıyorlar, getiriyorlar bir mağara oyuna bırakıyorlar. Genç orada ölüyor. Ben haberlerini tanıyorum. Üç kişiler. Bu üçü de herhalde bazı yerlerde hayatını kaybetti. Şimdi yani dolayısıyla Mahsun Korkmaz tek değil orada vurulan. Mahsun Korkmaz'a da diyorlar alnından vuruldu. Ama şimdi benim arkadaşımın kardeşi şimdi Paris'te yaşıyor. Kendisi orada doktor. Otopsi için Siirt'te getiriyorlar Mahsun Korkmaz'ın cenazesinin başına getiriyorlar. Mahsun Korkmaz'ın kardeşi de gidiyor. Teşhise. Yani o mudur değil midir? Diğer ise vücuduna bakıyor. Onların söylediği de az yede göbek kısmından yemiş. Yani kafadan vurulma şeyi yok. Yani bilmiyorum ki. Bence arkadaşlar biraz orada yanılıyorlar. Şimdi bunu yani diyeceğim ben Abdullah Öcalan, tabi Abdullah Öcalan bir iki defa konuşmalarında Mahsun Korkmaz kim bile dedi. Yani ben olmasam kendini bile koruyamazdı. Bu tür şeyler bile söyledi. Hepimiz yadırgadık. Bu niye söylüyor bu tür şeyleri? Ne alakası var? O neticede bir savaşçı. Sen de Şam'da oturan bir siyasi lidersin. Alakası yok yani o tür şeyler ama bunları da söyledi. Ama bunun yani izah edemiyorum. Sonra 3. kongre dönemi. Yani bir dakika burada bir şey söyleyeyim. Burada bir şey söyleyeyim. Mesela hani Öcalan'ı siz yani çok yakından tanıyorsunuz. Şimdi tabii öyle basit yani işte devlet maaşlı falan ya bir mesela benim tanıdığım Öcalan kim güçlüyse onun için çalışır. Nerede kim güçlüyse diyelim ki Şam'a gittiyse Şam güçlüyse ona çalışır. Ankara'da bir güçlü varsa ona çalışır. Şimdi diyelim eğer Salahattin yani bugünkü hani mesela o günkü kafayla değil bugünkü kafayla baktığımızda yani eğer Abdullah Öcalan dese ki ya bu Mahsun Korkmaz da kim oluyor derse söyledi. Ha yani söylediyse yani biz bu sözü boşuna söyledi diyebilir miyiz? Ya tamam yani onun o tür imalarının talimat yerine geçtiği durumlar var. Evet. Yani onu ben biliyorum. Yani niye talimat olarak algılayıp harekete geçmediniz? Dediği olaylar var. Mesela işte Resul olayı yani şahit oldu. Bir imadır. Yani. Ama imayı sen anlaman gerekir. Mesela o işte kanla canla seninle beraberiz. Onun talimatı yok. O bir imadır ama başka arkadaş uygulanmış onu talimatı. Mesela yani Mehmet ben Karas. Ben o noktaya vardırmak istemiyorum. Yani ben tamam, vardırmak şart değil ama mesela Mehmet Karasungur için mesela diyor ki biz Halit'i diyor oraya gönderdik diyor. KDP hani o PKK'da tasfiyecilik ve tasfiyeciliğin tasfiyesi adlı kitapta diyor KDP uşaktı. Bunlar gittiler uşakların uşağı oldular. Burada bir Suriyeli yetkili bana dedi ki PKK demek Halit demektir. O da KDP'nin güdümündedir. Senin burada hiçbir numaran yok. Onu bilmiyorum. Onu şöyle hiç görmedim. Evet, PKK'da tasfiyecilik ve tasfiyeciliğin tasfiyesi. Yani okumadım. Herhalde okumak da istemiyorum. Yani çünkü şeyimi biliyorum. Yani çünkü tesadüfen benim şahit olduğum olaylar var. Yani Mehmet Karasungur'a da ben şahit oldum. Beraber çok kaldım. 2 sene beraber kaldık. Onun yani bana aktarılan ölüm tarzı biraz farklı. Yani ben şeylere yani ondan sonra biz şeydeydik Şam'daydık. Abdullah II de benim yanımdaydı. Biz Mahsun Korkmaz'ın ölüm haberini aldık. Tabii sessiz kalıyorsun. Kızıyorsun, şey diyorsun. Ama Abdullah II'nin ilginç bir tepkisi oldu. Yani ben şahit oldum. Yani ben orada şahit olmam gerekiyor. Çünkü o diğerlerine göre de daha inisiyatif kullanabilecek durumdayım yetki olarak. Dedi ki daha ne kaldı ki? Abdullah söyledi bunu. Hiçbirimiz öyle diyemezdi.
Yani onu söyledi. Yani onun ölümüyle bağlantı olarak, çünkü Mahsun Korkmaz'ı çok seviyordu. Kendi bir takım insanlar zayıflıklarını Mahsun'la gizleyebiliyorlardı. Yani senin insanız, hepimizin zayıf yanları var ama Mahsun Korkmaz'da diyorsun o yok, o beni kurtarıyor, bu şeyim tamam diyor. Aplan öyle bir şey oldu. Ondan sonra biz kampa geldik, kongre hazırlığında. Ferhat yanındaydı. Bu genç benimle kaldı. Genç çok yaman bir genç. Yani çok yiğit, çok sadık bir genç. Ama bu işte o dediğim iki köyden gerilere katılım şeyine kapıldı. 15 Ağustos'tan sonra devlet birdenbire bunlarla yönelince bunların hepsi daha çıktı. Daha çıktı ama geride bıraktıkları genç eşleri var, çocukları var. Bunun abesi önceden geliyor. Bunun abesi bir ara onunla konuştu. Sonra abisi gitti, devlete teslim oldu. Helikopter getirdi. Kardeşi de orada. Orada Eruh bölgesinde devlet aileler vasıtasıyla kendi çocuklarıyla ilişkiye geçmeye çalıştılar. Bazı aileler durumu aktardı bize. Daha ben oradayım. Bu genç ondan sonra bu genç benim yanımda kaldı. Gece karanlıkta biz gidiyorduk. Karşımdan da ses geldi. Bu aniden balıklama yere atladı. Kurşunu sıktı. Bir şimdi, arkadaşın saçını sıyırmıştı kurşun. Tesadüf noktasına değilse biz şimdi, bir şey demeyecektik. Diyecektik yanlışlıkla vurdu. Şimdi Salatin. Ama bu olayları birleştirince bu devlete şey sözü de vermiş olabilir. Yani ben demiyorum ki %100. Ondan sonra biz kampa geldik. Bu çocuk yine yanımdaydı. Herkes el üstünde tutuyordu. Koşuya katılıyordu, birinci geliyordu, atıcılıkta birinci geliyordu. Birden bir bu kadar ilgi içinde bu çocuk dediler bir kayanın arasına gitmiş. Otomatik kalaşnikov'u bağlamış, altı kurşun kafasına sıkmış. Çeneden aşıyor. Otomatik. Yani benim yorumum, Öcalan'ın yorumu değil. Bu çocuğun böyle bir şey yapabileceğini ben onlara söyledim. Şimdi yani bak sana onlar bu kanata varmadı. Ondan sonra kendine mal ederek adam yazıyor bunları. Şimdi bak sana ben bir şey söyleyeyim. Şimdi bak bir yani ben şey demeyeceğim. O konuda şimdi, ben şimdi siz bir şey, bir mesela diyelim ki bir yani bir kareden bakma yerine böyle biraz geniş bir fotoğraftan bakalım. Bakın şimdi Mehmet Karasungur biliyorsun liderlik özellikleri olan, ilk olarak Güney Kürdistan'a gidip mesela diyelim ki PKK'nın orada yerleşmesinde ön ayak olan, kongre öncesi bir biçimde işte bizim bildiğimiz gibi gitmiş barışma falan filan, o gitti. Ondan sonra Mahsun Korkmaz kongreye gelmeden o gitti. Bir de bu açıdan yani ben demiyorum ilahi böyle, yani sadece bir bu çerçevede de düşünelim. Tamam, ondan sonra Mahsun Korkmaz kongrede bir şey yapamayacak ki. Yok bir dakika. Bir dakika. Yani bir şey yapamayacak ki. Yani Abdü Öcalan'a karşı çıkamayacak ki. Şimdi biliyorum bak, Öcalan daha tanrılığını ilan etmemiş. O gitti, bu gitti. Ondan sonra seni götürdü, tutukladı. Ondan sonra Abbas'ı götürdü, tutukladı. Ondan sonra Haydar'ı götürdü, tutukladı. Ondan sonra Abdullah Öcalan, Abdullah Ekinci kafasına sıktı. Ondan sonra size dedi ki siz geriladan ne kadar kişi ölmüşse hepiniz bunun sorumlususunuz. Ya bize yükledi. Siz bak, kendi bakın siz kendi küçüklüğünden çocukluğunuzdan bugüne kadar kendinizi partiye açacaksınız. Aslında söylemek istediği şey şudur. Bizim babamız da kötüdür, anamız da kötüdür, ya, biz ya, de ya, kötüyüz. Ya. Bütün bu kişileri etmişiz. Ha, mesela diyelim ki seninkini ben okudum. Senin öz eleştirin biraz diğerlerine göre adamın kabul etmediği diyor, bu kendini yan atıyor diyor, şey yapmıyor, biraz seninkini kabul etmiyor, biliyor musun? Yani şimdi bu PKK'nın tasfiyesidir, yani işte PKK denilen olay bu olaydan sonra bitmiştir. Artık sizi tutukladı, Cemil Bayık'ı zaten getirmedi, onu şeye aldı, onu yani nedir hani merkez valilerini alıyorlar ya merkeze. Evet. Onu işte cephe çalışanıdır diye getirmedi. Ölenler öldü, liderlik özellikleri olan. Diğer liderlik özellikleri olanları diyeceksiniz biz lider mider falan değiliz. Biz önderlik bizi yarattı, şudur budur.
İşte bak, önderlik meselesi, işte liderlik meselesi, tek adamın karar alma meselesi burada. Yani onun için birinizi, bir kısmınızı fiziki olarak yok etti. Yani bir de böyle düşün. İlahi mesela bazı istisnalar olabilir. Kalanınızı ise siyasi olarak yok etti. PKK içerisindeki diktatörlük böyle doğdu diye düşünüyorum. Ya onun, yani Öcalan'ın şu özelliği zaten tartışma getirmez. Yani kendisi liderliğini sürdürmek için telef ettiği arkadaşlarının sayısı çok fazla. Yani Türk istihbaratı da Susurluk olayı çıkınca söylediler. Biz telefonlarını dinliyoruz bu adamın. Ama buna rağmen Dersim'le konuşuyor. Grubu teşhir edecek tarzda. O grubun imha olacağını biliyor. Ama zaten imha etmek için konuşuyor. Yani salt imha etmek için değil. Aslında karşı tarafa şu mesajı veriyor. Bütün ipler benim elimde. Yani sorun burada şeyi, kendi otoritesini sürdürme şeyidir. Çünkü yapı gittikçe büyüyor. Mümkün değil tek başına denetlemek, şey etmek. İşte yani, yap, otoriteyi sürdürebilmek yani için. Tamam, daldan dala şey etmek istemiyorum ama Ali de Ali çok Abdullah II çok değerli bir insan. Ben onu tabii orada tanıdım ama ondan sonra beraber oldum ülkede. Mesela yani yönetici oldun mu sen, sorumlu olduğu kişinin davranışlarını her yönlü değerlendirmek durumundasın. Mentaldir, açlıktır, dayanıklılıktır, tepkidir, her şeyini değerlendirmek zorundasın. Mesela Erhut'taki eylem tarzı, Çatık'taki eylem tarzı, Şemdinli'deki eylem tarzı çok farklıdır. Şemdinli'deki eylem jet gibi olmuş. Jet gibi yani. Girmiş, yapmış ve çıkmış. Biraz komutanın psikolojisiyle ilişkili. Erhut'taki ise çok rahattır. Biraz da laçkadır yani. Biraz yayılıyorlar, depoya koyuyorlar, kahvelere gidiyorlar. Şimdi İkisi farklı. Yani Ali'de biraz şey vardı. Ali Resul'den de etkilenmişti. Resul Altınokul. Akıbeti Ali'yi ciddi şekilde etkilemişti. Paralel olarak Hidayet Bozyiğit olayı çıktı. Bunlar birbirine çok yakındı. Ben o konuda itirazım var. Şöyle, ben çok iyi biliyorum ki Abdullah II Diyarbakır'da yakalandı ve Abdullah o dönemde böyle bugünkü gibi böyle şey değildi. Yakarı gözaltına alıp bırakıyorlar. Ben cezaeviyle ilgili bir şey diyemiyorum. Yok, yani Diyarbakır'da yani cezaevine girmiyor. Polis karakolunda bırakıyor, yakalanıyor ve Abdullah II'nin kuşkuludur. Niye bırakılıp yakalandı diye raporu yazan Resul Altınok'tur. Öyle mi? Evet. Ama beraberlerdi. Ve Resulü ve Abdullah'ı Sivri'ye sürgün eden de Resul Altınok'un, çünkü komite sorumlusu Resul Altınok'tu ve Resul'ün isteği sonucu veya bilgi vermesi sonucu Abdullah Sivri'ye sürgüne gönderildi. Şimdi daha sonra ikisi arasında bir şey gelişmişse belki yani de ikisi de belki manzarayı fark ettiğinden dolayıdır. Belki de yani Lübnan'da beraber aynı evde kalıyorduk. Bayağı samimilerdi. Ama Hidayet'le daha samimiydi. Hidayet'in pişmanlık esasından yararlanıp etmesi biraz Ali etkilemişti. Ve ondan sonra biz beraber döndük şeyden. Biz kongreye katılmak üzere beraber döndük. Yani aslında benimle ilişkileri çok sıcak değildi ama ondan sonra sıcak oldu. Yani şöyle şimdi biz gittik yani tamamlayayım onu. Evet. Öcalan bir iki defa bununla konuştu. Birini bana aktardı. Bu kendini şeyden geri çekiyordu. Aslında onu merkez komitesine seçmek istiyorlar. Kendini geri çekiyor. İstemiyordu o tür görevi almalı. Diyor işte Öcalan bana teklif etti. Onun zoruna gitmişti. Yani istersen otur. Tabii kimse, Öcalan kimseye demez otur. Yani öyle bir şey yok. Yani öyle bir sistem yok.
Güya biz işte bir birim, Osman Öcalan da var içinde, Fatma da var içinde. Bir yanımda Osman Öcalan, bir yanımda da Fatma. Ben kendi kendime soruyordum, bunların ne alakası var? Kongre raporuna hazırlanma, bunlar kim? Niye sağımda, niye biri solumda? Ama kişi oturuyor orada. Yani bizim bir şey çıkaramayacağımız belliydi. Bir evdeydi, kendisi karşı evde, bu silah sesi geldi. Biri koştu, Ali kendini vurmuş. Ben koştum, Terzi Cemal beni tuttu dedi, karışma dedi, başım belaz girer. Nasıl karışmıyor? Hemşirelik okuyan bir bayan vardı aramızda, Türk'tü. Ben de o koştum başına. Kafası düşmüş önüne, halen kırıltı geliyor. Boğazından kan içinde, küçük bir tabanca. Mermi kafasına girmiş, çıkmış. Diğer tarafta orada da şiar oturuyor, kazın kolu. Onun üstünde kapıya değmiş mi? İki oda, iki şey, açılan iki oda. Ondan sonra şey gittik. Doktor çağırdı, hastane. Fatma hemen bindi Öcalan'a rapora. Nasıl gömülecek? Şehit diye. Osman Öcalan dedi, hayır şehit değil, bir çukura atılsın. İtiraz ettik tabii. Neredeyse kavga edeceğiz. Ondan sonra tabii bizim kararımızı şey duydu Öcalan. Haber verdi. Bir şey yapmaz. Tören yapmaz. Yani onun şeyi öyle oldu. Artık yani ne şey, yani kimse vurmadı onu. Ona emin olmanız gerekiyor. Evet, ben de biliyorum kimse vurmadı. Ben kendim Diyarbakır'da yani ben psikolojiyi söyleyeyim. Ben kendim Diyarbakır cezaevinde. Ama itildi mi? Nasıl şey itildi? Onu. Ama yani çok onun için çok hassas bir süreçti. Salatin. Onun iç dünyası, kafa yorduğu şeyler neydi? Onu ben tam bilemem. Yani benim oradaki arkadaş grubumdan kimsenin Ali o tür şey diyecek şey olamaz yani. Salatin. Onların o işte Terzi Cemal oradadır. Halil Kaya oradadır. İşte Kör Cemal denen aslında o isimde hoş bir isim değil. Gözünde ufacık bir şey var. Ondan dolayı öyle bir lakap taktılar ona. Son derece değerli bir insan. O da örgütün kurşunuyla gitti. Şimdi Cemal da oradaydı. Şimdi yani, Apo diyor. Onu öyle bir şey itecek bir davranışı olamaz. Aksine tam aksine bana yansıttılar. Ona görev dayatmaları oluyordu daha bir şey. Ama başka şeye kafasını yoruyorsa ben onu bilemiyorum. Ben onlarla müsaade edin. Yani onlarla ilişkin ben onları halk kahramanlığı çerçevesinde yaşamalarını istiyorum. Yani şöyle bir şey de olabilir, şöyle bir şey de olabilir. Yani o ille Öcalan'ın yaptığı yanlışları mahkum etmek için onun Mahsun Korkmaz'ı öldürmesi gerekmiyor. Yani şimdi, onu hiçbir şey yapmasa da benim için yeteri kadar Öcalan'ı mahkum edeceğim kanıt var elimde. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Ben yani Abdullah Hekinci'yi ben çok iyi tanıyorum. Onunla uzun yıllar birlikte kalmışım. Abdullah Hekinci'nin Bek abadesinde yaşadıkların aynısını ben de yaşadım. Ben Diyarbakır cezaevinde 11 yıl kaldım. Kendime göre ulusal kurtuluş mücadelesini veriyordum. Mahkemelerde Kürt halkının bağımsızlığını savundum. Ve direnen arkadaşlarla birlikte gerek ölenler gerek sağ kalanlar hep beraber oldum, geldim. Ve ortamı gördüğüm zaman ilk bir tepeye çıktım. İlk aklıma gelen şey kafama kurşun sıkıp gitmekti. Siz gideceksiniz, silahlı mücadeleyi başlatacaksınız. Ondan sonra bütün dünyaya silahlı mücadeleyi başlattığınızı duyacaksınız. Bunun komutanlığını yapacaksınız. Ondan sonra şimşek gibi şemdinle girip çıkacaksınız. Ondan sonra Şam'da sırt üstü yatan adam gelip size diyecek ki işte Salahattin tasfiyecidir, Duran tasfiyecidir, Ali tasfiyecidir, Veli tasfiyecidir. Sen de oturabilirsin ve üstelik sen bir sürü gerillanın ölümünden sorumlusun. Sen hesaba sizi çekiyor ve adamın kafasına keşke ona sıksaydı ama kendisine sıkmıştır.
Yani bunu anlamama o günkü koşullarda sizin anlamamanız normal. Ama bugün bunu anlama. Bak partiyi tasfiye etti. Hepinizi tutukladı. Geri kalanlar ister düşman tarafından ister bir biçimde oyunla. Yani liderlik özellikleri olabilenler ya fiziki olarak gitti ya da getirildi. Beka'da tasfiye edildi. Ve işte o... Diktatörlüğün şeyidir. Yani ve bunu arkadaş çevresini bitiriyor. Gelenler zaten hiçbir iddiaları olamaz. Onlar siz şuna inanıyor musunuz? Yani Abdullah Öcalan kendi gücüne, kendi bilincine, kendi zekasına, kendi örgüt şeyine dayanarak bunu yaptığına inanıyor musunuz? Yani senin arkanda senin başarısız olmanın nedeni senin arkanda sırtını dayadığın Seninle boks maçı yapıyor ama senin her şeyini elinden alıyor yani. Sen ringde yeniliğe mahkumsun. Sen dövüşemezsin. Yani ajan derken biz şunu demiyoruz. Yani işte birileri Abdullah gel işte bu bordaya gel maaşını al. Yani bak bir partinin liderlerini ya fiziki olarak ya da kalanları öyle tasfiye ederek bir halkın kaderini ele geçiriyor. Evet. Peki siz bu mücadelenin yani bu siyasi mücadelenin siyasi boyutu ve askeri boyutu ne oldu? Onu da kısaca böyle izah etseniz. Ben sanırsam gelen bir takım dipnotlardan Terzi Cemal'in Ali Ömürcan'ın akıbeti de şeydi. Evet onu da O emektar bir aile aslında. Kardeşi de var, yeğeni de var. Kardeşi Salman var. Ben Adana'da çalıştım. O zaman cezaevinde bunu işlemişlerdi. Hastaneye getirildi. Benim doktor arkadaşım vardı. Oradan o vesileyle tanıdım ama yıllar sonra ondan sonra Terzi Cemal'le karşılaştım. Kardeşi PKK tarafından vuruldu. Aslında saçma bir nedenle. Ömer de hayatını kaybetti. Yeğeniydi. Şimdi'nin baskın komutanlarında. Yani ailece kendini adadıkları bir dava bu. Fakat o bir kendi başına bir fenomen incelenmesi gerekir. Kalıyor ama uzaklaşıyor. Yani örgüt içinde kalıyor. Asla kopmuyor. İstese kopar. Ama uzaklaşıyor. Sorumluluk alıyor ama özerk davranıyor. Yani benim kardeşim onun yanında kaldı. Hayatını kaybetti. Birine sordum dedim nasıldı? Kardeşim yaralanıyor ölüyor. Dedi gidip kuş öldürüyordu onu yediriyordu. O kadar bakıyordu. Sonra tutukladılar. Bir yücelttiler onu. Arkasından bir tutukladılar. Ben yanımdaydı. Baktım yanakları falan hep kırmızı. Dedim ne var? Ya biraz önce Merkez Komite üyesi. Beni de öldüler dedi. Tabii sevdiğim şu an örgütten o da ayrılmış. Dedim kimdi? Onun ismini verdi. Allah. Şimdi bu süreçten sonra kardeşi öldürülmüş. Yeğeni hayatını kaybetmiş. Ondan sonra yolluyorlar işte. Antep, Kuzey, Pazarcık oraları. Engizeklere. Çok ileri görevlerle, onu aşabilecek görevlerle. Sanırsam o da aslında bir inatlaşması var. Yani onu yapıyor, onu sürdürüyor. Ben psikolojisini biliyorum. Ve bu onun ölümüne kadar ulaştı. Ona itham edilen suçlar ne kadar kendisi işlemedi. Zaten örgütün resmi yazılımı biliniyor. Dosya hazırdı. Sana yönelince ondan sonra hepsini döküyorlar. Bunu yaptı. Ama bu mücadelen bir neferidir. Akıbeti ne olursa olsun son derece değer vermek gerekir. O bizim bir parçamızdı. Şimdi biri sorumuz Çatak baskını niye olmadı? Çatak çok ani hazırlanan bir yerdi. Yani Eruh gibi, Şemdinli gibi keşfi yapılmış, milisi fazla bir yer değildi. Belki baskın için kolay bir yerdi.
Çünkü Mahsun Korkmaz bir yıl sonra baskını yaptı. Sanırsam birim biraz gevşek davrandı orada. Yani cesaret etmediler diyemeyeceğim. Biraz gevşek. Çünkü burada o birimden burada arkadaşlar var. Benim ilişkilerim var. Konuşuyoruz. Olayın ciddiyetini de tam algılayamamışlar. Yani olmadı neticede o. Çok büyük bir suç değil. Terzi Cemal hakkında ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Ben 1993 tarihinde Beka'da Bar Elias kasabasında tutukluyken Terzi Cemal'ı da getirmişlerdi. Benim tutuklu olduğum binada işkenceyle öldürmüşlerdi ve onun hakkında bir kitap, yani Terzi Cemal Provokasyonu diye bir kitap yazmam için de bana onun ifadelerini getirip okutturdular. İfadelerinde benim aradan kaç 28 yıl geçmiş ama hiçbir zaman unutamayacağım şu cümle vardı. Ben 6 yaşındayken ajanlık yapmaya başladım. Bizim köyde vakas vardı. Vakas karakola bağlı çalışırdı. Ben de vakasa bağlı çalışıyordum diye kendisine yazdırtıp işkencede öldürdüler. Terzi Cemal büyük bir ihtimalle, yani benim yorumum, İsmet Sezgin Suriye'ye gelmişti bir müddet önce. Büyük bir ihtimalle Suriye ve Öcalan Güneybatı'da gerilayı bitireceklerine dair söz verdiler. Ve orada bir kısmını birbirine kırdırttılar. Geri çekelim, kalanı da çekip getirip Beka'da öldürdüler. Güneybatı'da gerilayı bitirdiler. Ben öyle inanıyorum. Maalesef yani tanınan, isim yapan, emek sahibi olan, liderlik özellikleri olan, soru sorabilen insanlar bir biçimde ya öldürülmüştür ya da öldürtülmüştür diye düşünüyorum. Yani biz neticede çok zor bir mücadele. Çok ağır koşullarda verilen bir mücadele. Neticede insanlar bu mücadeleyi veriyor. İnsanların zaafları bu şeyde çok ciddi rol oynuyor. Bunu göz ardı edemeyiz. Tabii kötü niyetli insanlar varsa o zaman da tahribatı yol açabiliyorlar. Hele liderlik kademesindeyse, kendine her şeyi üstün tutma şeyiyse bu daha fazla tahribatı yol açabiliyor. Ama ben yani hiçbir ulusal kurtuluş hareketi yani bu tür şeylerden kopuk değil yani. Bütün mücadelelerin içinde sen Rus devrimini okuyorsun, Bolşevikleri. Hepimiz slogan atıyorduk ama bir cinayet deposu. Yani o Vietnam'da bile aynı şeyler olmuş. Ama bizimki bize has. Bizim yanlışları mahkum etmemiz gerekir. Bu mücadeleye değer veren herkese sahip çıkmak gerekir. İşte bizim, ne olursa olsun. Bizimkiyle onlarınki arasındaki temel fark, onlar devrim yaptıktan sonra genellikle yani muhalifleri şunu bunu tasfiye etmişler. Bizim ise yapılmadan, şimdi diyelim eğer devrim olsaydı da beni öldürseydi ben buna sevinirdim. Veya yani halkımız kurtulsaydı devrimden kastım. Yani Kürdistan devleti kurulsaydı beni de öldürseydi ben kendimi kurban olarak sayabilirdim. Fakat bizde ne devrimin yapılmasına müsaade edildi, devrim öncesi çocuklar yiyildi. Bizim farkımız budur. Yani bu hepimizin görevi, beraber oluşturduğumuz o inisiyatifte de zaten bir maddeydi. Bu mücadelen kurbanlarının hepsinin aklanması gerekir. Zaten tarih onlara aklar ama biz de elimizdeki olanaklarla bunu mutlaka yapmalıyız. Her platforma dile getirmeliyiz. Ya bizim haksız şekilde hayatını kaybetmiş, öldürülmüş, mahkum edilmiş, tecrit edilmiş. Yani hiçbir şey kabul etmeme gerek. Her insan konuşmalı, fikrini özgürce söylemeli. Kimse baskı altında olmamalı. Gerçek tarihi yazmamız lazım. Yani bir kişi yazmaz. Herkes tabii yazar. Yazmamız değil. Kiminki ilgi topluyorsa toplum onu okur. Çünkü desem evet, bir tane gerçek budur, o da resmi oluyor o zaman. Evet. Yani mesela Terzi Cemal'i ben çok iyi bilirsem baştan sona kadar yazarım. Ama izlediğim bölüm açısından söylüyorum. Ben gördüm.
Evet. Benim bir değerimdir o da. Kardeşi de bir değerimdir. Çok uyduruk nedenlerle insanlar öldürülmüş. Yani ben şahit olmuşum. Adam diyor benim evimden çıktı, ekmek parası yoktu. Kapının önüne vurdular. Ama başka yerde diyorlar falan ajandı, onun için vurdu. Yani bu şey, herkesin annesi babası var. Herkesin sevdiği var, herkesin kardeşi var. İnsanlar korkabilir, insanlar yapamayabilirler. Geri adım da atabilirler. Hepsine anlayış göstermek gerekir. Korku bir duygudur. Yüksekten atlayan insan suya atlayınca biraz korkar. Savaşa giren insan korkar. Korkmasa zaten kendini işe edemez. Ama bir an olur, insan korkuyu da aşar. Yani şey, bir kabul etmeyeceğiz o şeyi, kabul etmiyoruz. Bir umurumuzda değil, akıbet ne olursa olsun bedeli, kabul etmiyoruz. Yani. Zaten kabul edilseydi, zaten o çizgi egemen olsaydı bugünkü şeyler olmazdı. Evet, zaten iflas etmiş. İmralı politikası iflas etti. O şey yanlış çıktı. O beklentiler, o aldatmalar, o şeyler yanlış çıktı. Halen de işte şey, işte aynı papağan gibi aynı şeyi tekrarlayarak. Selahattin, zamanımız yani rejiden beni uyarıyorlar, diyorlar 2 saati geçmişsiniz. Tamam. Bazı gelmez yani bu tür şeyleri konuşmak gerekir. Umarım yararlı oldu. Umarım yani iyi oldu. Şahsız üzerine çok şey söylenebilir. Tabii. Bazıların hareket şeyine kadar, elemanlarına kadar. Bakalım böyle çok önemli sorular varsa, mesela birisi demiş ki Selim Bey Öcalan tek başına sizi tasfiye etti, aranızda bir yiğit yok muydu onu tokatlayacak? Bunu söyleyenin adı Zalı Rüstem. Biz yapamadık, keşke sen olsaydın tokatlasaydın, böyle bir cevap verebilirdim. bakalım başka böyle. Bu da yine birisi, bir dakika. Neyse. Ben bir Mehmet Kara Songur'un ölümüne ilişkinde bir iki şey tahmin ederim bilinmesinde yarar var. Evet. Mehmet Kara Songur'u Yenekeliler öldürdü. Öldürdükten sonra gidiyorlar, tabancasını üzerinden alıyorlar da ayakkabısını da ayağından çıkarıyorlar. Yani bir talancı mantığı. Hedef direkt onlar mı değil mi onu bilemiyorum. Ama Komünist Parti ile çatışma içindeler. Komünist Partililer o köyde. Bizimkiler de o köye gidiyorlar. Bakıyorlar camide Komünist Partililer de var. Anlıyorlar saldırı olacak. Öne çıkıyorlar, bağırıyorlar. Diyorlar biz PKK'liyiz. Ben falan kesim. Buna rağmen ateş ediliyor. Tamam. Peki yani, böyle olay bu. Bu küçük fotoğraftır. Peki böyle uzak fotoğraftan baktığında yani bunu bilemiyorum. Ha, onu, yok, ben sadece yorumumu söylüyorum. Onu şu. Yok, ben inanmıyorum ki Yenekeli hani sıkmış öldürmüş. Ama ya. Madde bir. Bugün o tek vurulmadı. Yanındaki İbrahim isimli bir onu da vurur. Evet, onu Şahin da de ilk üç kişi. Onu da vurabilirler. Madde bir. Suriye Devleti ve Abdullah Öcalan Karasungur'un KDP ile girdiği ilişkiden rahatsızdır. Celal Talabani'nin de Suriye ile ilişkileri iyidir ve Mehmet Karasungur'un da KDP ile birlikte hareket etmesini istemiyor. Onun için Yenekeli ile Karasungur öldürüldü. O günden bugüne kadar Yeneke ile PKK ilişkileri tam kardeş ilişkileri oldu. Normal düşmanca bir ilişki olması gerekirken kardeş ilişkisi oldu. Sonra tabii geldiler, cenazesini kaldırdılar. Mustafa Neçir'den miydi? Kanserden öyle. Goran'ın lideri. O zaman askeri sorumluydu. Geldiler cenazeye sahip çıktılar, cenazeyi kaldırdılar. Dediler siz de kendinizi korumak için aynı şeyleri yaptınız. Hilvan'da, Siverek'te. Bunu da söylediler.
Peki bu Sabahattin Aras diye bir seyircimiz diyor ki çatak olayından dolayı Terzi Cemal'i daha sonra yani diyen öldüğü zaman veya öldürme aşamasında onu suçladılar. O zaman Ebu Bekir'i suçlamıyorlardı. Sonra Ebu Bekir ayrıldığı zaman bu sefer Ebu Bekir'i suçladılar. Ya bu klasik bir şey. Evet. Bu klasik bir şey. Evet. Anormal bir şey değil. Klasik diyorsunuz, evet. Doğrudur. Klasik bir şey değil. Yani onu bir şey diyemem yani. Yani o doğru yani. Zaten görüyor yani. Olay bizde böyledir. Bizde evet. Olay böyle. Herkesin dosyası var. Klasik dosyalardır. Sen oldukça sen yücesin. Bir bakıyorsun resmin dışına düşmüşsün. Sen ondan sonra şeysin. Ha, birisi de demiş ki siz yani başta konuştuğunuz zaman Diyarbakır cezaevindeki direniş ruhuyla silahlı mücadeleyi başlattınız. Peki Öcalan ruhuyla o da hani cezaevine düştü mesela diyelim ki onun hani biz herkes diyordu önderlik ruhuyla biz direniyoruz. Peki onun ruhuyla niye bir direniş gelişmiyor? Yani bazıları kendini yaptı onun için öyle yorumladılar. Yani ona kalıp o şekilde hayatına kıyan insanlar oldu. Tahmin ederim. O İmralı süreci başlayınca 40-50 kişi yakın insan kendini yaktı. Yani o yani değil. Onların şeyi böyle oldu. Bir de tabii biz Erol baskınında Çırap Dağı'nın tepesinde havalın üstünde biz yemin ederken Öcalan adına da yemin ediliyoruz. Sadece Kürdistan adına değil. O zaman. Tabii. Yeni başladığınız zaman. Tabii. Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları dağıtıldı. Allah Allah. Tam böyle bizde şey vardı. Böyle Vietnam Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'ni Giyapçılığı. Ho Chi Minh'cili. Tam böyle taklit. Tabii Ho Chi Minh alçak gönüllülüğü yok bizimkinde. Mesela diyelim ki tamam öyle düşünmeniz doğal. Peki demediniz mi bu Giyap ordularının önündeydi Ho Chi Minh mağaralarda saklanıp şey yapıyordu sen niye yatıyorsun orada? Mesela tamam lider olarak kabul ediyor. Amenna fotoğrafınızı kaldırdınız amenna. Önder bak önde giden adam niye geride kalıyor niye demediniz mesela o zaman? Yani o artık... O demek ki bizim önderimiz biraz Şam'da kalmak. Yani onu artık öyle bir şey o gündeme gelmedi. Ancak bu İmralı sürecinden az önce gündeme geldi. O kendini zaman zaman Öcalan'ın gözaltına alıyordu Şam. Bir gün, iki gün alıyordu beni gözaltına. O da numarayı da kesin. Yani ya numarayı da işte çizmeyi yani... çizmeyi açtığına inandıkları an yani senin yani bu burası bizim şeyimiz yani burası bizim çöplüğümüz sen dikkat et anlamda bazen alıyorlardı karakola atmakla o gece o deste geçiriyordu Öcalan çok yaşadı bunu radyonun sesini çok açardı bize şey imazı verdi işte istihbarat bizi izlemesin diye daha ziyade tercümanlar biliyor onun özel şeylerini. Ben kendisiyle diplomatik şeylerde gezdim. Ama daha ziyade Filistinlerle. Filistin örgütlerinin yanına gitmek geldi. Ama şeyle Suriye yetkilileriyle ben hiçbir şeyine şahit olmadım. Yani bizim dışımızda olan bir olay. Özel konuşuyorsa, ilişki yapıyorsa, şey yapıyorsa. Biz bir defa onların bir saldırı istemini yerine getirdik. Yani Türkiye rahatsız olsun diye. Evet. Bir şey var ya bu nedir? Bir tane ismi. Halen Suriye safında dövüşe. Kıvılcım değil de. Biliyorum. Şişko bir adamdır. Onlarla beraber. Acicilerin lideri. Acicilerin. Ya sınırda bir karakola şey işte. Bilinsin Suriye'den saldırı olmuş diye. Yani Suriye ilişkileri ayrı bir dramdır. Tamam. Selahattin kurtulmak gerekir. Bu hamur daha çok su kaldırır. Ya. Başka bir zamana tartışalım. Millet konuşuyorsa biz de konuşalım. Evet. Son sözüm. Niye? Türkler konuşuyor, video çekiyorlar. Evet. Yani neticede yani şey değilim yani ben yani bu bütün bunlara rağmen ben kendisine sahip çıkıyorum.
Evet. Ama onu mahkum ediyorum yanlışlarından. Evet. Bütün olay bu. Yaptığı yanlışa ben katılmak zorunda değilim. Evet. Öldürülen insanları biz aklamak zorundayız. Yaptığımız haksızlıkları gidermek zorundayız. Yanlış politikalardan dolayı biz öz eleştiri vermek zorundayız. Evet. Bir sürü anne baba kendi evladını arıyor. Haksız yere gitmişse biz bu zamanıdır. Bir insan bu açıklamayı yapmalı. Zaten yapmasa da anlamı da olmaz. Çünkü kendileri artık şeydir. Kendileri yani çıkmazdı. Devletin kaybettiği çocukları gündeme getiririz ama bizim kaybettiğimiz çocuklar hakkında sessiziz. O ayrı bir konu, onu da tartışırız. Ben diyorum siz son sözlerinizi söyleyin, ben kapatayım. Yani ben yani iyi bir konuydu ama tabii söz sözü açıldı. Biraz belki uzaklaştık 15 Ağustos'ta. Yani tarih şeyini verecek, değerini verecek. Yani Kürt tarihinde bir dönüm noktasıdır. Belki biz değerlendiremedik. Belki koşulları gücümüz yetmedi. Neticede o militan, o değerli halk önderlerinin tanı var burada. Saygı duymak gerekir, sahip çıkmak gerekir. Yani ben öyle bir çabanın içinde yer aldığım için mutluyum. Mutluyum. Üzgün değilim. Yaşamam da benim işte, tesadüftür. Yani hiçbirimiz bu günleri düşünmedi. Yani evet. Hepsini saygıyla anıyorum. Anne babaları, halkımız gurur duysun onlarla. Teşekkür ediyorum program için. Tamam. İzleyenler için de çok yorduk onları belki. Ben de bu mücadelede yaşamını yitiren herkesi saygıyla anıyorum. Onlar İsimsiz kahramandırlar. Biz gerçekten onların ismini yeniden beyinlere kazmak zorundayız. Ve bu geceki bu toplantıda onları anmaya çalıştık. Umarım bundan sonra biz daha detaylı olarak olan bitenleri kamuoyuna izah etmeye çalışacağız. Bizi dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Salatin arkadaş sana da çok çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler.